İyi akşamlar, hoş geldiniz. Baştan sona da bu akşam çözüm sürecinde neler olduğunu konuşacağız. Çünkü yeni bir takım durumlar var, yeni gelişmeler var. Bir tarafta adam kaçırma, yol kesme, araç yakma, şantiye basma eylemleri var. Bir hareketlilik var. Nedir bunu anlamaya çalışacağız. Bir tarafta da şimdiye kadar görülmedik başka bir durum söz konusu. Diyarbakır'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde... Ee, çocuğu dağa kaçırılmış annelerin oturma eylemleri var. Ee, PKK Kandil kaçırmanın söz konusu olmadığını kendi iradeleriyle geldiklerini söylüyor. İster kendi iradeleriyle gitmiş olsunlar, ister dağa kaldırılmış ya da kaçırılmış olsunlar. Ee, dağda 18 yaşının 18 yaşın altında e, çocuklardan söz ediliyor ve ilk kez o çocukların aileleri ses vermeye başladılar çocukları geri dönünceye kadar da eylem yapacaklarını söylüyorlar. En son biraz İran'a uzattılar eylemlerini. E, bu arada da BDP ve HDP'den bir rol oynaması bekleniyor. Bütün bunları konuşacağız. E, konuklarımızı takdim edelim. Diyarbakır Baro Başkanı e, Tahir Elçi de bizimle olacak ama henüz stüdyoya intikal etmedi. Uçağında bir rotar var. E, indi bekliyoruz kendisini. Onun dışında e, Sayın Celalettin Can, Özgür Gündem Gazetesi yazarı. Ve 78'liler Vakfı Başkanı sayısı evet. siz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Celalettin Bey. Ee, hemen sağ tarafımda da Sayın Ümit Fırat, yazar ve siyasetçi. Hoş geldiniz Ümit Bey. Ee, ve Sayın Avni Özgürel, Radikal Gazetesi yazarı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Celalettin Bey sizinle başlayalım. Ee, önce annelerin e, durumundan başlayalım bu oturma eyleminden. Şimdiye kadar görülmedik bir şey bu. Ee, öyle değil mi? Yani neden şimdi ortaya çıktılar? Neden bundan önce böyle bir fenomen söz konusu olmadı. Şimdi olayın kendisiyle ilgili bir bilgi verip oradan geçmek gerekir kanaatindeyim ben. Biz ailelerle e, Diyarbakır'daki arkadaşlarımız üzerine ilişki kurduk. Bizim orada 78'ler birimi var. İlişki kurduk. Arkadaşlar gittiler, konuştular, bilgi aldılar. Aslında aileler örgüte bir şey dediği yok aslında. Ve örgütün kaçırdığı iddiasında da değiller. Yani kamuoyu bir ters bir bilgilendirme söz konusu. Mesela şu kavramı çok rahat kullanıyorlar. Biz Pekke'nin bir haydut örgütü olmadığını gayet iyi biliyoruz. Çocuklarımızı kendilerinin gönüllü gittiğini de biliyoruz diyorlar ama çocuklarımızın yaşı küçük diyorlar. Çeşitli rahatsızlıkları var. Bunların geri dönmesi gerekir. Bize geri verilmesi gerekir. Yaşları küçük çünkü bunların. Kabul edilmem edilmemeleri. Edilmesinler diyorlar. Edilmesinler diyorlar. Şimdi ben bunu Kandil'e son gittiğimde ben 10 güne kadar, 9 gün, 10 gün kadar Kandil'de kaldım. 21 Nisan'la 28 Nisan arasında. E, Mütadit defalar da giderim. Çünkü bir süreç yaşandı, bir çözüm süreci yaşandı. Biz o çözüm sürecinde rol almaya çalıştık. Ben biraz onu fiilen topluma karşı e, sorumluluğumun gereği olarak fiilen Yap. kendime biçtiğim bir misyon hani her, her ne kadar başbakanımız onu boşa çıkardıysa da yani önemli ölçüde umarız yenilemenin yolunu yöntemini geliştirir. Bir fiilen bu yani kendi misyonumuzu süzdürmeye çalıştım. Ben çok konuyu onlarla konuştum. Uluslararası anlaşmalara bağlıyız diyorlardı. Yani yaş bir reşite gelmeden insanları kabul etmiyoruz diyorlardı. Şimdi bunu da anlamıyorum. Bu Cenevre Sözleşmesinden söz ediliyor. Evet. Ee, yani Birleşmiş Milletlerin tanıdığı bir örgüt müdür PKK? Şimdi Orada da onu şöyle yaklaşıyorlar. Yani Birleşmiş Milletlerin tanıdığı bir örgüt olamayabilir ama biz ona uygun bir şekilde davranırız. Ve ona uygun şekilde davrarken zaman içerisinde yani meşru durumumuz uluslararası hapine yasallaşmasının koşullarını yaratır. Şeklindeki bir mantık geliştiriyorlar. Bir de şeyi söylüyorlar yani onlar da bu ülkenin yasasını toplum uluslararası kabulleri biliyorlar. Yani reşit yaşa ulaşmadan ve uluslararası anlaşmalara uygun olmadan almıyoruz diyorlar. Zaten da şunu da dediler. Savaş şu anda yürümüyor bir. İkincisi biz belli bir kapasitede tutmak zorundayız. Bir rakam söylediler bu rakamda tutmak zorundayız. Yani maddi durumumuz, altyapımız, eğitim düzeyimiz, sahip çıkmamız, yönlendirmemiz, kapasitemiz bu düzeyde tutmaya müsait. İstek çok diyorlar. Yani sayı da verdiler. Epey de istek varmış. Biz bunları gözden geçirerek kabul ediyoruz. Bunun bir nedeni de gözden geçirme nedeni sızmalar da oluyor. Ona karşı da bir tedbir. Peki çocuklar olayını ben konuştum. Oraya gelelim. O diğerinde bir Artık diyecek bir şey yok Reşit yani, yaşınıza. Kabul etmiyorlarsa daha da niye o kadar çocuk var? Ben şöyle diyelim çocuklar demedim. Ben şu anda Reşit'ler demişim şu anda küçük çocuklara geçiyorum ben. Şimdi küçük çocuklarla ilgili şunu söylüyorlar. Mesela onu mesela taş atan çocukları söylüyorlar. Onlara Türk devlet sisteminin uygulamaları onu söylüyorlar. İşte elleri dahi kirliydi. Işte bunlara dava açtılar içe arttılar. Binlerce insan çocuk o dönemde içeride kaldı. Mesela pozantılı tecavüz edilen insanlar şu anda dağda. Nevruz 2008'de polisin kolunu bitmesi sonucu ödem olan, ilk evde tutuklanan, sonra tutuksuz yargılanan ve 30 yıl cezayla yargılanan, işte adı neydi Bülent bile bildiğim kadarıyla, Bülent Cüneyt Erkuş. Işte 15 yaşındaydı bugün daha da. Yani Celalettin Bey yani, bugün bunlar 14, 15, 16 yaşında. Hiç meşrulaştırmaz, hiç meşrulaştırmaz, hiç meşrulaştırmaz. Ama dedikleri şu, böyle geliyorlar diyor, böyle geliyorlar. Biz bunları savaş alanlarında değil, bunu rahat söyleyebiliriz. Kandil'le ben dolaştım. Yan olarak aslında yanlış algılanıyor. 15 bin halkın yaşandığı bir aynı zamanda coğrafi bir alan. Savaş dışı alanlarda seferber ediyoruz diyorlar. Bunu söylediler bana ve benim gözlemlerime göre ki tanıyorum e, insanları. O örgütü de tanıdığımı ben sanıyorum. Yani Hem onu yöneten insanları çok geçmişten beri tanıyorum. Hem de benim gözleyebildiğim kadarıyla. E, yani bu kabul etme, e, yönlendirme, çocukları çekme, götürme ondan sonra böyle bir durum söz konusu değil. Yani programımızda da işte kaçırılan çocuklar şeklindeki bir yani başlık koymuşsunuz programa ele değil yani bu bir iddia sadece i̇k, ik, Esa... İkisini de biz, ik, biz ikisini de tabii ikisini de söylüyoruz yani programda anlatırken bir cümleyle söylemeniz gerekiyor bir kaçırılma iddiası var daha bunu da söyleyenler var daha kaçırıldı kaldırılıyor yani. bunlar bir de karşı tarafın söyledikleri tabii. var hayır kaçırma değil gönüllü geldiler e bütün bunları dört cümlelik bir tanıtımda kullanamıyorsunuz be, şimdi burada konuşuyoruz çocuklar diye programda sürekli anons yapılırsa gün boyu hatta iki gün oldu bu bir algı doğar. Kaçırma olmamışsa bile o algıya toplum inanır ve algılar da yenmek çok zordur biliyorsunuz. Onun yerine dağdakiler veya dağda bulunan yani bir kavram. Bak, tabii da sizin programınızdır ama bu, ben bunu size söyleyeyim ben. Yani. Bu e, peki biz hmm. olguyu doğru tanımlayalım. Şimdi evet. bu hassasiyeti paylaşırım. Olguyu doğru tanımlayalım. Ben de ona durum, inanıyorum. Du, de. Durum nedir? Yani olgu nedir? E, ge, maddi bilgi nedir? Onu doğru yansıtalım. Tabii, tabii. E, bu buna tamam. Ama henüz e, ben bir taraf öyle diyor, kandil böyle diyor diye. O çocukların hepsini söylemiyorum. Hepsinin kendi Hayır, iradeleriyle ben, gittiğini peşinen kabul edemiyor. Bey ben yani. kandilin fikrini söylemiyorum. Biz ailelerle olan görüşmemizde aileler çocuklarının kaçırılmadığı görüşündeler. Hepsi böyle mi diyorlar? Genel olarak böyle söylüyorlar. Kaç aile var şu an? 5-6 ailedir olan? aslında. Çocuğu, 72 çocuk çocuk. Yani yok onlar şöyle düşün. Bu olay olmuşken çocuğunu göremeyen, edemeyen, gelmesini isteyen birçok insan bu olaya sarılıyor. Ama aslında bu olaya başlatan 5-6 bilemedi 7-8 kişilik bir ailedir. Çocukların yaşı da küçüktür gerçekten. En tabi haklarıdır bunları söylemek ama kaçırıldıkları iddiasında değiller. Şu kavramı döne döne kullandılar. Biz pekikenin kaçırmadığını biliyoruz. Çocuklarımızın gönlü gittiğini biliyoruz. Peki, evet. Hatta biz bu eylemi burada yapıyoruz diye çocuklarımızın orada utandığını da biliyoruz. Yani söyledi. Diyarbakır'da e tabi yani Diyarbakır'da. Ben şimdi cezaevinde kaldım biliyorum. Bazen direnişi birileri bırakılırdı. İçeride onların çocukları utanırlardı böyle yani. Onu biliyorum ben yani. Anladın, ee, Diyarbakır'daki yani. psikolojik ağırlığı da. Tabii. Hani baskı demekten kendimi alıkoyuyorum koyuyorum ama psikolojik ağırlığı da bu söylemde hesaba katmak ama lazım. şöyle baktım, Belediyenin önünde çok rahat oturuyorlar, BDP'ye gidebiliyorlar. Tabii. Ee, Selahattin Demirtaş gitti, Şimdi Fırat Anlı gitti. Oradaki çok iyi davranıyorlar. Yayından hemen önce, bir saat kadar önce oradaki arkadaşımızla bir daha konuştum. Sabah geliyorlar, 9-10 gibi. 10-12 aile sabit geliyor, orada sabit. müdavim. Evet. Ee, 10-12 evet. aile eylem yap, oturma eylemi yapıyorlar. Ama onlara gün içinde gelip destek veren ya da orada biz de bu eylemi destekliyoruz diye imza koyan tabii, tabii. E, toplam 70 küsur aileden tabii, söz ediliyor. Şey, e, şey. e, devam edeceğim. Bu bu şimdi niye gündeme geldi? Oldu, şimdi ondan oldu. önce, ondan, tamam. ondan önce şu ben ifade ettim. Peki. Ondan önce olgu nedir? Evet. Farklı bir e, görüş ya da bilgi var mı? Onu da soralım. E, Ümit Bey kaçırma, daha kaldırma denebilir mi bu duruma yoksa yani kendi iradeleriyle gittiler mi diyeceğiz. Valla söylenen şu yani bu son 23 Nisan Kır gezintisi, pikniği hadisesinde söylenen şu bu çocuklar işte belediyenin organizasyonuyla Lice de bir kırsal alana gidiyorlar. Diyarbakır Lice bir yere. Orada PKK'li militanlar, eylemciler, gerillalar geliyor bir ajitasyon yapıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar. Bu çocuklardan işte 15 tanesi, 14 tanesi ikna olup gidiyor onlarla. Söylenen bu. Şimdi şöyle bakmak lazım. Siz gelip üstelik savaşmadığınız, savaşın olmadığı bir dönemde çocuklara saflarınıza katılma çağrısı yapıyorsunuz şunu altını çizerek belirtmem lazım. Lise talebelerinden söz ediyorum. Bu çocuklar, bu çocukların anneleri ya da babaları birbirlerinden boşanmaya karar verdikleri zaman o çocukların hangi eb ferdin annesinden babasından mı kalması ya da bir vasiye bir veliye bir emanet edilmesi gerektiğini hakim karar verir. Çocuğun kendisine bırakmazlar evet. o kararı diyorsunuz. Niye eşit olmadıkları için? E, tabii ki yani çocuk kendi geleceğine dair niye o zaman annesi babası götürüp okula yazdırıyor bu çocuğu? Yani, o çocuk kendi başına gidip okula kaydolamıyor. Başka medeni haklarını da kullanamıyor. Bir insan hakkı olarak, bir çocuk hakkı olarak pek çok hakkı var. Onu birileri gözetmek, korumak zorundadır. O çocuğun kendisi o haklarını kullanamaz. Koruma altındadır. Gözetim altındadır. Ama yani PKK'nin askeri kanatı, HPG Açıklaması var işte bu geçtiğimiz 27, 3 gün önce. Diyor ki, sömürgeci Türk devletinin çocukları için tehlikeli bir ülke olduğunu. Dağ onlar için daha emniyetli, onun onlar için. Onlar dağdan, kandilden öyle bir açıklama yapıyorlar. Kendi sitelerinde de yayınladılar ve Diyor ki, işte onun için şimdiye kadar hiç çocuk kaçırılmamıştır diyor. Gelenler gönüllü ve öz iradeleriyle gelmişlerdir. Şimdi öz iradelerinin ne kadar <laughs> dünya medeni hukuk sisteminde, medeni ilişkiler sisteminde ne kadar anlam taşıdığı tartışılır tabii. O başka bir şey. Ama diyor ki ona değindiğiniz için ben de bir aynen kendi açıklamalarını aktarayım. Yaş sınırı konusunda merkez karargah komutanlığımızın Uluslararası kuruluşlarla yapmış olduğu anlaşmalar mevcuttur ve bu anlaşmalar bizim için geçerlidir. Yani böyle bir prensip Yaş, olarak biz Birleşmiş Milletler'in, Cenevren'in kararına uyuyoruz demiyor. Biz anlaşma yapmışız, bu anlaşmalar bizim için geçerlidir diyor, mevcuttur diyor. Yani biz Birleşmiş Milletler'in ilgili sözleşmesinin tarafıyız, imzacısıyız ha, çünkü mı diyorlar? Anlaşma yapmış. Öyle anlaşılıyor. E, evet öyle söylüyor. Bu nasıl mümkün olabilir peki? E pek mümkün olmaz. Bunu söylüyorlar. Bu bir bakıma da hani bir öğrenme işte biz bazı muhataplar var ve biz bazı kontratlar, bazı sözleşmeler yapıyoruz demektir de bunun bir inandırıcılığı yok. Yani böyle bir sorun şey. yani Birleşmiş Milletler gidip dağdaki gerillayla hukuk sözleşmesi yapamaz ki çünkü neticede Haklı haksız bir isyan hareketidir bu. Yani. Hayır mantığını da bırakalım. yani Bu mantığa ters, akla aykırı. Onu da bir kenara koyalım ama e, yani maddi veri olarak soruyorum. Ben mi bir şey kaçırdım? E, Birleşmiş Milletler PKK'yı nasıl tanımlıyor? ya Birleşmiş Milletler'de Birleşmiş Milletler PKK terör örgütü olarak tanımlanıyor. O durumda bir değişiklik var mı? Gerek Avrupa Birliği'nde gerek Birleşmiş Milletler'de şu anda PKK böyle tanımlanıyor. Bu tartışılır, bu terör örgütüdür değildir. Bilmem. başka orada öyle tanımlanıyor yani. Ama Birleşmiş Milletler sisteminde konumu budur. Yani evet. e, hukuki e, niteliği durumu budur. Evet. O, o halde zaten yani Birleşmiş Milletler'in çerçeveler tespit ettiği çerçevelere sadık kalması gereken ülke Türkiye'dir. Türkiye bu çerçevelere, bu sözleşmelere, bu ilkelere çoğu zaman pek çok zaman sadık kalmadı. Bunlar zaten 1980'lerin 90'ların bugüne bizi hala bu meseleleri konuşmamıza neden olan pek çok hukuksuzluklar, köy boşaltmalar, yakmalar, bir sürü katliamlar o günün işte bir sürü bildik bildiğimiz tekrarlamaya gerek yok. Ortalık kan revanı. 80'lerin 90'ların kötü, <laughs> kötü mirası. Evet. Evet. ayrı. Türkiye devlet olarak uymuyordu tamam bunu ama uymuyorsun diyordu. Uyuma sorumluluğu, uyuma mükellefiyeti evet. Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. Tabii burada diyorsunuz. İşte bugün Suriye'de mesela işte katliamlar yapılıyor değil mi? Birleşmiş Milletler IŞİD'i sen için katliam yapıyorsun diye sorgulayamaz. Öyle bir muhatabı yok. Ancak esas sorguluyor. Onu sorumlu tutar. Yani orada devlet olarak temsil edilen Birleşmiş Milletler'de evet. kimse hukuki kişilik evet. onu muhatap kabul eder. Var mı sizin buna söyleyeceğiniz bir şey Avni Bey. Yani geçmeni. Kürt hareketi yani görebildiğim kadarıyla askeri kıyafetle dolaşıyor. Silahlı dolaşıyor. Yani uluslararası uygun <laughs> bir şekilde. Askeri yani, kıyafet derken bir kendine göre bir üniforması var. Bir üniforması gibi. var. Tabii kendi Şepik denilen. Tabii işte. yani Türkiye Cumhuriyeti askerinin kıyafeti değil tabii ki yani kendi anlayışı içerisinde bir askeri kıyafeti var. Üniformalı. Ve ayrıca yaşam tarzı yani kamplarda yürüyüşü gidişi gelişi bir askeri usule uygun bir şekilde. Yani orduyu biraz tanıyoruz. Ona uygun bir şekilde bunu geliştiriyorlar. Ve, ve e, irade dışı ayrı ama sivil hedeflere yönelmeme şeklindeki bir kararlılıklarını ediyor ve bu konudaki geçmişi de ağır bir zarar verdiğini, 80'li yıllardaki onu anlatıyorlar, ona dikkat ediyorlar. Ve benim görebildiğim, tabii ben o kararı bilmiyorum. Yani bilmediğim için ben bir yorum yapmadım. Ama fiilen uluslararası anlaşmalara uygun davrandıklarını ben gördüm orada. Abidin Şimdi az önce bileşik diye bir Öyle söz, bir dağlarını işte, görmedim yani ondan dolayı diyorum. E, açıklamada böyle bileşik diye bir söz yok. Söz yok. Söz söz yok ya. sözü yani biz Hangi uluslararası anlaşmalar uluslararası yaptık mı? Uluslararası kuruluşlarla Hangi? yapmış olduk anlaşmadır. Yani aslında böyle bir anlaşmada yok. Böyle bir uluslararası kuruluşta yok. Kimse oturup da PKK ile sen şu kurallara uyacaksın, uyarsan biz seni meşru sayarız falan gibi bir anlaşmada imzalamaz zaten. Ama şöyle bir şey var yani bu yeni bir bu durum değil. PKK çok uzun yıllardan beri 13-14-15 yaşında çocukları yani illerde ilçelerde minibüsler dolaşır belli zamanlarda toplar götürürler yani. Böyleydi. Ne zaman ki bu barış süreci başladı insanlarda bu silahsız tabloya bu çatışmasızlığa bir ısınma oldu bir sıcaklık oldu ve PKK'ya ses çıkaracak karşı duracak bir cesaret gelişti. Ve "Verin çocuklarımız" dediler. İki defa. Yani şu anda bu 23 Nisan'da bu hadisede hadise sadece bu şeyi tavrı tetikledi. Yani yani Çocuklarını artık bu ay yoksa şimdi işte senin de hepimizin de belli bir yaşta insanlarız. Yanımıza bizim 14 yaşında bir çocuk eline ben daha geril olacağım abi amca diye gelse ne yaparız ya? Geri göndeririz yani. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Yani biz öyle bir örgütü yönetiyor olsak bile. Ama bu sadece PKK'da böyle değil. Tamiller de böyledir. Dünyanın muhtelif ülkelerindeki terör örgütleri 13, 14, 15 yaşında çocukları alırlar. Şimdi bak, devşirirler. Işte. Afrika'daki şeylere bakın, hadiselere bakın. Hepsi çocuk ellerini ellerine çocukların ellerine silahları tutuşturursunuz. Bu 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 şekilde geliştirilir. Şimdi... Yok, yoksa yani öyle, e sen ekleyeceğiz Yani şey, ek bitir evet. ki ben yani Yani Cemil Bay'ın açıklaması da son derece talihsiz bir açıklamaydı. Yani, yani. bu HDP'nin o açıklamayı yaptığı saatlerde BDP'nin Diyarbakır il örgütünde açıklaması var. Onlar ne diyorlardı? Birden fazla açıklama var dedi yani açıklaması. Yani o gün 27 <laughs> ne diyorlar onlar? Diyor ki özellikle son dönemde gerilaya katılımın artmasının sebeplerini araştırıp çözüm sürecinin bir an önce gelişmesi, yasal düzenlemeler yapması gerekirken ve an gerekirken ve anlam verip bunlarla cevap bunlara cevap araması gereken AKP hükümeti gerilaya katılan aileleri tahrik edip birkaç provokatörle olayı lehine çevirmek istemek. Bu şimdi o ailelere geleceğim. provokatör mü deniyor evet, bu açıklamada? Evet. Tam diyor, tam özel savaşın planlarını devreye sokmaktadırlar ve bu esas olan şimdi söylemek söyleyecek. Geriyle katılım sağlanan gençler de AKP'nin bu süreçte samimi olmadığını fark ettiklerinden dolayı yasal mecralarda siyaset yürütemeyeceğini bildiklerinden dolayı katılımı tercih etmişlerdir. Şimdi şöyle bir şey var. Kendi iradeleriyle yani, geldiler. Yani yani Biz eten, de o zaman... aileler zaten çocuklarımız kaçırıldı diyor. Demiyorlar. Hayır. Seni dinle. Aileler, çocuklarımız şimdi, ve bunu hani evet, bu burada, gençlerin koleksiyonlarda yani, açık açık söyleyen Şimdi burada şey yapalım, şey yani yapma şöyle yani. düşünelim. Şimdi ailelerle e, diyalog yürüttük, bilgi aldık. Acaba Selahattin Demirtaş da ailelerle görüştü? Ben Selahattin Demirtaş'la da konuştum. Diyaloğu da yürüten bizim bağımsız kendi 78lerimiz. Ailelerin çocuklarımızın kaçırıldığı şeklindeki bir iddiası yok. Bu bir manipülasyon, başka bir şey değil. Bu bir yalan. Bu. Aileler televizyonlarda yalan mı? Hayır, Hayır. televizyonlarda çürük kaçırıldı hiçbir zaman demediler. Hayır aileler. dediler. Demediler. Ben Diyorlar izledim ya. gün gün izledim. Tamam. İddiye etmeyin lütfen. E, ne, lütfen etmeyin. yani. Hakikaten iddia yani. etmeyin. Ben iz çok dikkatli izliyorum. E, peki demek ki yani ben, aynı cümlelerini sen öyle anlıyorsun? Hayır ben öyle anlamam. Yani ben öyle anlamam. Ve gerçeğe bağlı kalırlar. Kaçırıldı kelimesinin bir tek manası. Var. Hayır kaçırılmadılar şunu da söyleyeyim. Ben, biz ben zaten... nasıl böyle bir garanti verebilirsin? Hayır. Ama İçinde siz... misin yani? Hayır. Nereden biliyorsun? İçinde da? demeyelim. Ben ee, ben şöyle bakıyorum oraya. Yok içinde değil ama şöyle ee, bakıyorum. Daha sorumlu davrandığıma inanıyorum. Ben ta Kandil'e kadar gidiyorum. o Aynı bizim o e, akıl insanlar pozisyonu. Kaçırılan çocuğu kaçırılan ailenin söylediğini söylüyorum. Ay, Sen ay aileye değil Kandil'e Bana soruyorsun. bir açıklama yaptım aile bile bir açıklama yapmış. Koyun önüme. Koyun ben ölüm. söyleyeyim mesela. Saniye Çetiner diyor ki 3 gündür ha. çocuğum yok. 3 gündür evimizde yaz var. Pazar günü saat 16-17 arası yemek yiyip çıkmış. Oğlum berberde çalışıyor. Bir arkadaşından mesaj çekmiş. Demiş bizi götürüyorlar. Biz gideceğiz demiş. Ben çocuğumu istiyorum. Bizi, götürüyor. bizi götürüyorlar. Biz gideceğiz. Ya o. Iddia o. Yani yani ya. Yani. bir anne söylüyor bunu ya. ama. Yani neyle de konuştuk. Hasta ya. diyor çocuğum. Ya yani, etmiyoruz Bak. Artık. Eğer getirilmezse ölecek diyor. Avni Bey onu reddine etmiyorum. Genç insanların, yani yaşta bu, bu, bu insanların çocuk yaşlı insanların dağda ben, bulunmaması bu lazım. Bu çocuk ben... Müsaade eder bu, misin? Bu, ama Bulunmaması bulma, lazım. Bak bir dakika bir şey soruyorum ha. sana. Yani şimdi karşı çıkma. Bu çocuk... Ben Ben şöyle cümleyi bitireyim. Mi? Onun için söylüyorum. Bu çocuk yani yürümekten aciz diyor çocuk. Yürüyemez. Nasıl götürür? Bu çocuğu bir şekilde karga tulumba götürmüşler. Diyor ki dağda yürüyemez bu çocuk. Ölmesinden korkuyorum diyor. Şimdi bu çocuğun kendi iradesiyle daha çıktığını sen iddia edebilir misin? Şimdi şunu söylüyorum. Ya diyor sanki i̇sterse çocuk hasta çok olmasın. istiyordu gitti. İsterse hasta olsun, isterse hasta olmasın. Yani gitmemesi gerekir, götürülmemesi gerekir, geri gelmesi gerekir. Ben hastalığı ve hastasızlığı olmadığı noktasına bakmıyorum. En basitinden bakmıyorum. şöyle bir Öyle şey olmaz Ama gerekmiyor. şunu söylüyorum ben, şunu söylüyorum ben. Ha. Türkiye'de de bak bahsedilen aile 7-8 aile daha da fazla da olabilir. Bugün Ama 70 Türkiye'de de şunu şey olduğunu kabul olduğunu edin. açıklandı. Ço şunu kabul edin çocukların ve gençlerin ciddi bir şekilde problemleri var bu ülkede. Mesela ben dedim bu Ama 2008 Nevrozlu'da başına gelen işte Berkin Elvan olayı çok açık söyledim ben Hı. size. İşte Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz'ın kurşuna dizilmesi yani çocukların da ve taş atan çocukların durumu. Bunları görün ve bu insanlar hakikaten de bundan kaçarak da biraz oraya gittiler yani. Ve geri Şimdi gönderirken hukuki bir güvence. Bu bugün için değil. Tamam bakın. şunu ben size söylüyorum. Ben size şunu söylüyorum. Akif Bey de tanığımızdır. Şunu söylüyorum. Biz buradan buradan çağrı yapalım. Şunu söylüyorum. Çağrı yapalım. Yani bizim çağrımız Hayır, olacak. Alırlar işte. ciddiye. Niye almasınlar? Sen Hayır efendim. Çağrı yapalım. Aileler gitsinler. O bizatihi çocuklarıyla Kandil'de görüşsünler. Hatta birilerimiz de bulunalım. Niye, gidelim ya canım yani? Ama bu çocukları bıraksınlar, bıraksınlar yani. 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 Niye de de gitsinler çocuklar? Ay, yani. Disney'e anlamama ama diye bir durumları söz konusu değil. Senin söylemek istediğin çocukların gönül razıyla gittiğini bir görün. Hayır, hayır. Diyorsun. benim şimdi savunmadığım bakın. şeyleri bana mal etme. Başka hayır, şey var. Mal şimdi etmeyin. bak, öyle bir şey yok. Ben onların gönül hükmesinin reşit oldukları anlamına gitmiyorum gitmelerinin meşru olduğu anlamda bunu söylemiyorum ben. Ama çocukların kendi ölçüleri içerisinde gönüllü gittiklerini ve onların da tabii ki geri gönderilmesi gerektiğini kabul ediyorum. Ama bunların kaçırıldığı görüşüne ben karşıyım. Bu, bu, bu ve bile bir şey söylemediğine Bu beni? çocuklar, bu çocuklar ellerinde daha haritasıyla gidip turistler gibi dolaşıp adres bulup kapı çalıp biz geldik demediler. Ya, Türkçü Arafe'de yani. Şırkhan'ın yani, durumunu bilmiyor musunuz? Kaşatan çocukların durumunu haşır, bilmiyor musunuz? Evet, evet. Bakın 1900, Senden benden Bunu daha, daha önce girdiklerini bilmiyor defalarca musun? Defalarca söylemişizdir. Ben bir daha da söylüyorum. Yani öyle bu olayın gündeme gelmesiyle yeniden söyleme ihtiyacı duyuyorum. 1980'li 90'lı yıllarda bir Kürt çocuğunun, bir Kürt gencinin geleceğe dair hiçbir hayali, tahayyülü yoktu. Bugün var mı? Kap karanlık. Bugün var mı? Bugün ben, var mı? Ben Beni dinle bak ben senin sözünü kesmedim. Bugün var mı gerçekten? Ve gözünün önünde annesine babasına eziyet yapıyorlardı olağan dışı davranışlarda bulunuyorlardı, köyünü yakıyorlardı. O çocuğun okulu yok, üniversite hayali yok falan. Dünyası kararıyordu. Hatta pek çok aile, pek çok anne baba ya da aile büyüğü çocuklarını gönderdiler. Bu cehennemden kurtulup bir direnişe, bir baş ya yönelmesi işte. gönderdiler. Doğruydu, yanlıştı. İyi sonuç verdi, iyi vermedi. O başka bir şey. Ama bunlar da çocuktu tabii yani yeni değil. Ama o dönemin koşullarında gerçekten işte çöplüklerden yiyecek atı toplayan aileler gazetelerde, magazin basında filan haber oluyordu. İşte kamyonlarla makarna dağıtılıyordu. İnsanlar birbirinin üstünden atlayıp kapmaya çalışıyordu. Böyle bir feci dönem. Bugün savaş yok. PKK'nın lideri bir, bir yılı ön, aşkın bir zaman önce, işte 20, 20, 20 10, 2013 Nevruzunda ve ondan önce de 4-5 aylık bir çatışmazlık süreci var. Bir buçuk yıla aşkın bir süredir silah patlamıyor. Asker ihtiyacınız mı var, militan ihtiyacınız mı var ya da bu çocuklar en azından 20 yıl önceki koşulları mı, 25 yıl önceki koşulları mı yaşıyor? Hiç sanmıyorum. En azından en azından bakın örnekleri daha önceden de verdim bir daha. Bu geçtiğimiz seçimlerden önce bir arkadaşım araştırma yapmıştı. Van'da bir Kürt yurttaşa soru sormuştu. Hayata dair. İşte yoldan memnun musun? Yol ulaş, ulaşım doğrudur. Memnunum. Hastane, sağlık hizmetlerinden memnunum. İşte belediye hizmetlerinden memnunum. Eğitim hizmeti bir, bir takım memnuniyet belirten şeyleri alıyor. Peki oyunu kime vereceksin diyor. Partiye vereceğim diyor. Partiden kastı BDP. O bir gönül bağı, o bir aidiyet, o bir kimlik. Çünkü ben benim partime oy veririm ama Türkiye'de peki diyor sonunda. Peki AK Parti hükümetten düşsün mü? Allah korusun diyor. O hükümette kalsın. Ben de burada siyasi tercihlerimi kendi irademe göre kullanabilirim. Şimdi bunu 20 sene önce 24 sene önce o bölgede Türkiye'nin herhangi bir hükümetine güven var mıydı? Bu hükümet kalsın iyidir diyen var mıydı? Yoktu. Katliam yaşanıyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Onun için evet, pardon. De şu onun için bu çocukların ya. bu çocukların böyle gitmek isteseler bile, başvursalar bile bir kere git kardeşim sen çocuksun. Ayrıca da bu çocuklar Türkiye'nin gidişatını yasal sürece uygun yasal düzenlemeler oluyor olmuyor değerlendirip Orada giden yüzlerce çocuk kıra gidiyor. 10-15 tanesi farkında. Diğerleri Türkiye'de ne haltlar olup bittiğini farkında değil. Onlar ailelerine geri dönüyor. 15'e gidiyor. Çünkü onlar Türkiye'nin gidişatını idrak etmiş ve bilinçlenmiş. Öyle şey olur mu ya? Buna kim inanır? Siz siz buna söyleyin ama ben sonra şu BDP il örgütünün açıklamasını biraz konuşalım. Üstünde duralım. Istiyorum. Ben buna bir şey söylemek istiyorum. Şimdi her olayı kendi koşulları içerisinde değerlendirmek gerekir. Yani Kürtlerin bugün geldiği bir nokta vardır. Sen Kürtlerin geldiği noktada hak ettikleri ve geldikleri noktada güçler ilişkisinde kazanma potansiyeli eldikleri bir ortamda ki talepleriyle 1990'larda tamamen inkar edildikleri koşulları çok farklı koşullar koşulları gerekiyor. Biz bugün bir, bir, ben buçuk, zaten yıldır, biz bir, bir buçuk yıldır da bir çözüm süreci yaşıyoruz. Ama ben iyi biliyorum ki bu çözüm sürecinin devam etmesinin nedeni ve daha da insanların cenazeye gelmemesinin nedeni Kürt hareketinin tek taraflı bunu yürütmesidir. Kürtlerin hangi talebi Şimdi karşılandı? bu bir lütuf değil. Hangi i̇nsan talebi karşısında? Yani, yani hayır, ben, hayır ben insan öldürmüyorum diye yani, yani hayır, hayır, i̇nsan ben, yani hayır, hayır, sadece şunu verelim. Müsaade eder Öyle değil, öyle değil. Ya. Lütfen öyle değil. Bugün Kürt halkının hangi talepleri karşılandı? Hangi talepleri yasallaştı? Hangi süreci güvencesi var bugün? Bugün akil insanların ne? mı güvencesi var? Öcalan'la yürütülen görüşmenin mi güvencesi var? Heyetlerin mi güvencesi var? Yarın bir hükümet değişikliği olduğunda devletteki ve süreklilik ne? nasıl demek çalışacak? Bir, so bir söyle ne güvencesi? Anadilde eğitim sağlansın. Evet. Ve Öcalan'la olan görüşme resmileştirilsin. Ne, istiparat... ne, resmileşmek ne demek? Bu çocuk yani, ne, ne diye? Yasarlasın. Meclisten bir karar çıkar. O karar çıkar ve Abdullah Öcalan doğrudan muhatap kabul eder. Hayır bu, bu görüşmelerin daha... Bir... Yani MİT kanununda buna ilişkin madde hayır, var. Mit MİT güvence evet. alıyor. Hayır, Karşı taraf almıyor. Hayır. Teröristle görüşebilir e, diyor. Ya sen MİT kanun teröristle görüşebilir. Hayır bak hayır, istediği hayır. kimseyle görüşebilir. Hiç görüşebilir tabii ki. Diyorsun kendini yasallaştırıyor. Yani kanun bu. Hayır efendim. Evet. Şimdi ya, daha önce şey Abdullah Öcalan'la görüşmesi terörist kabul edildiğinden dolayı riskli MİT için. Evet. Ama MİT kendini güvence alıyor. Peki Ama şimdi, o süreci güvence almıyor. Peki şimdi gerçekçi gerçekçi bakarsak şöyle bir yasa metni olabilir mi? Ee, yani Abdullah Öcalan'la görüşmesi PKK serbest. PKK silahlı kuvvetleriyle ile yani e, olmaz. Şeyden hayır şeyden ya da şey şöyle. Mandela görüşme serbest değil mi? Mandela hayır, başkan, yasalarda neye şeymiş, hayır neye öyle, görüşme yasalarda yer almaz. Niye başka bir şey? Neye başka? Mandela ile görüşme Kürt halkının talepleri var. yok mu? Ve Kürt halkının taleplerini Abdullah Öcalan dile getirmiyor mu? Kürt zaten, zaten akıl insanlar bunu söylemiyor muyuz? Hayır ben, efendim, net, 50 50 Bu çocuklar, 50 50 50 meselesinde dünyasını dünyasını de zaten çocukların görecek. da dağa Bak. gitmesinin nedeni, dağın arayışı için olmasının çocuklar nedeniyle de Kürt meselesinin çözülmemesi değil. Alakası da yok söylediğinizin. Bu çocuklar meselesinde de göreceksiniz. Bir hafta sonra Abdullah Cilan diyecek ki bırakın bu çocuklar diyecek. Tabur Tabii tabur meselen es meselenin esasına o bakacağım. Kadar. O ayrı bir şey. O kadar. Alır almaz. Yani bu öyle söyledikleri ama, ama gibi şöyle değil. Amni be, Bey, biraz. Bey. Avni Bey, Amni Bey. Hayır. Yok. Abdullah Öcalan meselenin esasına bakar. O doğru. E, tabii, ama o meselenin esasına o bakar diye çocukların, çocukların daha çıkmasına neden olan. Veya dağda da durmasa neden olan Kürt meselesinin çözüm perspektifini bu hükümetin geliştirmemesini değil, niye eleştirmiyorsunuz? Değil. Bu çünkü bu inşaatlardan insanları kaçırmalar, bu eylemler. Hayır Efendim şu... kaçırıyor insanları. Dakika, dakika. Hayır, hayır. Ya, sizin iddianız. Ya sadece. bir dakika bir, bir susun Ama iddia ediyorsunuz sadece. Ama sus, sakin anlatalım. Ya Pirin yani, ilçe başkanını Hüdapar'ın da... Yani Hüdapar'ın Hüda, Hüda Parın, ilçe ya. başkanı kaçırıldı e, ya. Yani onun mesuliyeti aralarındaki bir sorundur o ya. O da mı feda edildi kendisi Rıdası Onlara, gidiş. onlara da geleceğiz. geleceğiz. Benim söylemek şeyim, geleceğiz. o değil. Bak e, şantiyeleri basılıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor bütün bunların bir evet, sebebi yok mu bugün yani? tehlikededir. Ben katılıyorum ha, ona. Hayır, Neden yapılıyor? Tehlikedir. Bu çözüm Neden hükümet yani? Hükümet çözmüyor meseleyi. Yani Peki. ne? bu süreci ya, tehlikededir yani. bugün. Bak. E bu çocuklar mı bunun çocuklarla yani, çocuklarla ilgisi yani yok mu? Yani sonlandırmayı mı istiyorsunuz? Ya çocukları ortaya atıp Abi bir mağduriyet bir yaratmayın Ümit çözüm çözüm Bey. Bir Bey biraz bir daha objektif olur. Ya ne ya? bu ülkenin reşit, aklı selim sahibi insanı... Peki şu hükümet şu sorunu çözse bu problem olur mu? Düğmeye basılıp çözülmüyor. Şimdi bir saniye. Niye bu kadar kolluyorsunuz hükümet Ümit ben hükümeti filan nerede koyuyorum? Düğmeye basılmıyor diyorsunuz. E yani, başbakan e, çok rahatla MİT kanunu çıkarabiliyor ama yani. E çıkarıyor. Bunu niye eleştiriyorsun? Ya Dünay, senin ya isteyeyim. Ben başbakan istedim. olsam yaparım ben bunları. Şimdi. Ben başbakan değilim. Yani değil başbakanı da eleştir. Onu demek istiyor. ben başbakan olsam. Yani mağduru, muhalefeti, iktidarda olmayan eleştirmen bak, ben, kolaydır. Gücü eleştir biraz. 70 yılımın 50 yıllık tüm siyasi yüce eleştir. dünyası içerisinde bir aktör. Hayır ben gücü eleştirmeniz. Sen yıllık taleplerim var hala var gücü bu de eleştiriyoruz. Ileri Maalesef bu ülkede ha, güç eleştirilmiyor. Açıklandı. Maalesef. Hayır, yok. Maalesef. Bu bir büyük bir inanç Türkçe, var bu ülkede. Türkçe eğitim meselesinin Türkiye'nin gündeminde olduğu da açıklandı. Ya açıklama ha, yapıyor diyor hep, ki ben çocukları gönderirim ama ...Hukuken riski bu insanlar. Neresi? Buna güvendiğin hemen riskli gönderelim riskli diyor, diyor yani. yani. Tamam. Ne ümit beyin ne, ümit bey'in... Ya? Diyor, yani ümit ne yani Ümit Bey, Ümit Bey'in sorusu tam da buydu. Az önce tartışma hararetlendiğinde dedi ki Ümit Bey, siz işte yani yasal güvence yok işte statü verilmedi Dedim, evet, tabii. dediniz. İşte MIT yasasını eksik bulduğunuzu söylediniz. Ümit Bey de bunun üzerine dedi ki o çocuklar bunun için mi daha çıktılar? Evet. Eğer çı kendileri çıktılarsa gönüllü olarak. Şimdi Kürt problemi diye yani bir problem mit olmasa? Hayır hayır o çocuklar soru şu yani o çocuklar tamam. bir yasal düzenleme yapılmadı e, istenildiği gibi diye mi? Akif Bey, Bitti meseleyi ya. o şekilde daraltırsak raydan çıkarız. Ümit Bugün insanlarda dağda olmasının nedeni, dağda inmemesinin nedeni Kürt meselesini çözülmemesidir. 3-5 tane çocuk değildir. Ya, şimdi, ya, yani, Değildir Kürt yani. meselesini. Neyse, Ben Onu maske yapıp da bakır. şey yapmamak bakır. lazım. Kürt yani böyle mağduriyet yaratmamız yapayım. Bir şey. saniye, bir saniye. Şu saniye başlayalım şu, bir şunu söyleyeyim, bakın. Birkaç yıl önce savaş bütün yoğunluğuyla şiddetiyle devam ederken, cenazeler taşınırken, bazı aileler hep törenlerde olduğu gibi vatan sağ olsun sloganına itibar etmediler ve onu söyleyenlere tepki gösterdiler. Bir noktadan sonra... Zannediyorum, orta. zannediyorum bu benim yorumumdur. Şimdi anneler de aynı şeyi yapıyor. Genel kurmayda da bunu dikkate aldılar. Artık oraya, tabii, o sınıra tabii. geldik. Şimdi de bu çok paralel, yani çok benzer bir gelişme. Ama şunu demeliyiz. İlk bir defa demek. aileler... Ümit Bey şunu dur, demeliyiz. Bu... bu ailelerin taleplerini ey duy hükümet bu meseleyi çöz. Onlara de ki sen de onları bırak. Hükümet, çocuklar... Uçun, İkili bak, tek yanlı ee, bakmayın. Kürt hareketine diyelim ki, olamaz. Kürt hareketine diyelim ki çocukları gönder. Ya, Ama hükümete öyle. de diyelim ki çocukların gitmemesinin koşullarını yarat. Peki. Şimdi e, onu demiyorsunuz hükümete. Celalettin Bey. Yo, bir, demiyorsunuz. Bir, bir, demiyorsunuz. bir, bir çocuklar bir. gitmiyor, kaçırılıyor. Kaçırılmıyor. Kaçırmayın diyoruz zaten. Bu, tamamen sizin görüşünüz. Bir. E, ve karşılığı e, yok hayatta. Bir aramız var. Size göre. Ve bir aramız var. Celalettin Bey e, yalnız kaldı. Tahir sorun Bey. sorun değil efendim. Ta, Tahir Elke, gerçek daima güçlüdür. Uçağa geciktiği daima için, daima. için hayır, hayır. şu an intikal etmiş. Reklam dönüşü bizimle birlikte olacak. Dolayısıyla bu bizim e, planladığımız bir şey değildi. Yok sorun ee, bir, değil. Gerçek e, uçak... daima güçlüdür efendim. <laughs> daima güçlüdür. Siz siz halinizden hoşnutsanız sorun yok. Yok sorun yok. değil. E, i̇kincisi Kürt meselesini genel anlamda da genel çerçevesi itibariyle de konuşacağız Tabii. programda. Dolayısıyla bütün meseleyi bu çocuklar hadisesine indirgemiş değiliz. Yani bu programda bunu da konuşacağız ama devamında çözüm süreci nerede, tehlikede mi tehlikede olduğunuzu söylüyorsunuz. Niye? O diğer adam kaçırmalar, işte araç yakmalar, şantiye basmalar, Hüdapar'ın ilgilisinin kaçırılması vesaire bütün bunları da konuşacağız. Dönüşte kaldığımız yerden devam edelim yalnız. Çok önemli bir nokta o. Bir eee PKK'ya Kandile bir meydan okuma mıdır bu ailelerin oturma Hiç eylemi? Hiç e, mi? E, Bana bu, göre hükümete de meydan okumadır. Durum, sorunu bu. çöz. Peki. O, o. Dönüşte. Yani, çöz. yani, çöz. yani bu de tartışmayı her tabii ya. Bu yani, tartışmayı o dönüşte. O. Bence biz o noktada yükselmedik. Bu tartışmayı dönüşte o, yapacağız. Çünkü sorunu çözme de. düğmesi hükümetin elinde. Şimdi, şimdi arama araya gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam. tekrar birlikteyiz. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiç hız e, kesmeyelim. Evet. Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tahir Elçi de bu arada e, yetişti stüdyoya nihayet geldi. Maceralı oldu galiba biraz. biraz. Evet. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Ben e, öncelikle izleyicilerden özür diliyorum. Diyarbakır uçağı bir saat e, geç havalandı ve ne yazık ki Atatürk Havalimanı'nda yer hizmetleri çok kötü sunuluyor. E, bizi bir körüye bile e, yaklaştırmadılar. Yağmura tuttular ve dolayısıyla ancak yetişebildim. Ee, herkese. Temizizi de yollamış oldunuz. Herkese. Hava iyi hava akşamlar olurdu. diliyorum. Umarım bundan sonra hem türk hem hava, hava yolları, hava hem hava daha iyi bir Hiç hizmet de. sunar yolcularına. Yer hizmetlerinden dolayı da Ümit Bey düzeltti hava meydanlarına diye. <laughs> evet. Şimdi e, bir kısmını galiba yolda gelirken radyodan dinleyebilirsiniz. Sizinle başlayalım. Peki. Şurada kaldık. Diyarbakır'da bu annelerin oturma eylemi var. Bu yeni bir durum, yeni bir fenomen. Daha evvel gördüğümüz, alışık olduğumuz bir şey değil. Ee, nereden çıktı, neden şimdi oldu bu? Bir meydan okuma mıdır? Kandil'e, PKK'ya bir meydan okuma mıdır? Şimdi öncelikle ben tabii benden önceki konuşmaları tümüyle dinleme, izleme fırsatı bulamadım. Ancak çok kısaca hatırlatmak gerekirse bildiğiniz gibi 23 Nisan'da bazı çocukların ki 11 minibüs içerisinde yaklaşık 100 çocuğun pikniğe gitmesiyle orada iki kadın militan gelip onlarla bir sohbet ediyor, onlara bir takım muhtemelen propagandalar yapıyor, siz bunu Ajitasyon biçiminde de anlayabilirsiniz. Ve orada 5 çocuk onlara katılma. 5 mi 15 mi? 5 çocuk onlara katılma kararı alıyor. Bunlardan demek ki gerisi geri dönüyor. Yani e, geri dönüyor 5 kişi katılıyor. Bu 5 kişiden 3'ünü daha sonra örgüt bunları geri gönderiyor. Yani nasıl göndermiş biz de bilmiyoruz ama bunlar ailelerine geliyorlar. Annelerin annelerin Teveranından çağrısından sonra geliyorlar. Bir belki. tanesinin bakın Fizkaya'da, Fizkaya Mahallesi denilen bölgede önce bir anne e, bir çadır kurdu ve orada tepkisini ifade etti. Onun çocuğu geldi. Arkasından iki çocuk daha geldi. Kalan iki çocuğun aileleri işte kısa bir süre önce belediye binasının önünde bir bir bir, bir, bir şemsiye Asdiler ve orada durdular tepkilerini ifade ettiler. Kaç Kendim... aile şu an toplam böyle? Şimdi şu anda tabii her gün sayı artıyor. Biz 72 diye biliyoruz toplam. Olabilir, olabilir. Peki. Olabilir. Evet. Soru şu, evet. soru şu. Evet. İşte bir anne benim çocuğumu geri gönderin diye eylem başlatıyor. Evet. Ve çocuğunu geri gönderiyorlar. Ya bunu başarıyor, Eylem başarıya ulaşıyor. Bu, evet. bu nasıl mümkün oldu? Şimdi, Daha evvel niye olmadı? Eğer şu, olabiliyorduysa. Şimdi Sayın e, Beki, yani öncelikle şunu ifade edeyim gerçekten o üç çocuğun geri gelmesi e, tam olarak hangi nedene dayanıyor? Nasıl geri dönmüşler? Nasıl geri gönderilmişler? Yaşları mı? Yani örgütün kendisi ince yaptığı bir değerlendirme üzerine Yaşlarını mı esas almış onlara göndermiş yoksa ailenin tepkisi üzerine mi onu göndermiş ben bunu bilmiyorum ama olabilir öyle bir şey olmuşsa iyi iyi olmuştur yani bir annenin acısının feryadının örgüt tarafından e, yansımasının e, orada bulunması e, örgütün buna bir cevap vermesi bence e, mutluluk verici bir durumdur dolayısıyla eğer kez böyle kez anneler ben sevinirim İlk kez anneler e, evet. çocukları dağdan Doğru. gelsin diye feryat etmiyor feveran etmiyor e, bu feryat ilk kez karşılık evet. buluyor. Bu nasıl mümkün oldu? Yani yeni bir durum değil mi bu? Yani şüphesiz e, öncelikle biz e, bir buçuk yıllık bir Yeni bir dönem yaşıyoruz. Türkiye normalleşti. Silahlar sustu, insanlar ölmüyor, çatışmalar yaşanmıyor. Bir bir normalleşen bir toplumsal iklimden artık söz etmek mümkün. Dolayısıyla ruh halleri değişti, davranış biçimleri değişti, refleksler değişti, örgüt değişti, kamuoyu değişti. Dolayısıyla bazı ayları aslında yani feryat dediğiniz gibi yeni değil. Bu sorun da yeni değil. Yani çocukların yasa dışı örgütün silahlı gruplarına katılımı sorunu ilk defa Nisan 2014 tarihinde olmamıştır. 90'lı yıllarda daha yoğun bir biçimde olmuştur. Ve hatta ve hatta şunu da söyleyeyim hani ben gelirken kısmen dinledim ben sizi. Hatta 90'lı yıllarda gerçekten de örgütün bazı birimleri bazı bölgelerde kelimenin hani gerçek anlamıyla zorla çocuklara da götürdü. Yani. Ama ama bu o dönemde kaldı. Daha sonra bu uygulamaya son verildi. İşte hani biliyorsunuz o dönemi hatırlayanlar bilir. Hatırlayanlar bilir. Ee, zorunlu askerlik adı altında ki bir uygulama böyle çok kısa bir süre gelişti. Şimdi dolayısıyla bu sorun yeni değil Akif Bey. Ama, ee, yeni, ama Bey, yeni bir durum var. Ki, anneler oturma evet, eylemi yapıyor artık. Yani basın tabii böyle bir dönemde e, ilgi gösterdiği belki eylemin biçimi çok ilgi, ilginçti. Ee, Tahir Bey. Evet. Daha evvel anneler Böyle Diyarbakır'da büyükşehir belediyesinin önünde oturma eylemi yaptılar da basın mı gördü? Hayır, ilk defa oluyor. İlk defa oluyor. Yeni Aynen. bir durum var. Doğru. Bu nasıl oldu? Yani düne kadar bunu yapmayan aileler şimdi neden bunu yapma evet. cesaretini evet. kendilerinde buldular? Düne kadar evet. e, bu bu çağrılara feryatlara figanlara sessiz kalan. Karşılık vermeyen evet, kandil. Evet. Neden şimdi çocukları geri göndermek zorunda hissediyor kendini? Yani yeni bir durum var. Bu evet. nasıl oldu diyorum. Şüphesiz yeni bir durum var. Şüphesiz herkes değişiyor, örgüt değişiyor, anlayış değişiyor, toplum değişiyor. Geri göndermek gibi bir şeyleri yok, öyle bir kararları yani, yok. Aksine. Geri gelen bir çocuk var yani, işte, bir, bir, var. Çocuk bir iki var. var. Yani, bir iki. Sıcağı bir iki. Yani o şu anda örgütün ben bir şok yaşadığını. Çünkü tarihinde böyle bir olay Alışık olmadık tabii. Tabii canım hiç. Şu yani bunlar diyoruz. genelde çocukları kaçırırlar, götürürler. Militan olarak orada muhafaza ederler. Efendim eğitirler. Zaten aileler korkudan sizin neye çıkarabilecek? Çıkaramaz. O korkuyu ve nasıl açtılar ko şimdi? Ama bu bir buçuk sene, iki senelik zaman ve Abdullah Öcalan'ın barış sürecindeki kararlılığı insanları esas etkileyen kandil de değil. Abdullah Öcalan'ın bu barış sürecini sonla sonuçlandırmaktaki kararlı, aynı şey. Hükümetin başbakanın bu barış baldıran zehri içeceğim falan diyen bir başbakana bugün aileler e, direnişi yani o bırakırken bir aile değil mi? Evet. İki aile başlattıydı. O başlatan aileler adına bugün e, e, eylemi erteledik diye Evet. Açıklama yapılırken başbakana teşekkür ederek açıklama yapılıyor. Şimdi, yani ben bu şey böylece bir süreç insanlarda bir güven duygusu uyandırıyor ve artık bu çocuk yani sesini yükseltebilme. Şimdi bu eylemler bu ne diye başladıydı bu süreç? Analar <laughs> ağlamasın diye başladıydı. Örgüt bunun için açmaz da. Aşağıda anneler ağlıyor. Şimdi ne yapacak bu örgüt? Şimdi aslında Avni Bey şöyle bir ekleme yapayım, belki bir bilgi vereyim. Aslında o ilk o eylemi başlatan aile, yani böyle örneğin BDP'ye yakın bir aile, yani bildiğim kadarıyla. Tem, evet, tem, evet. Tem, yani böyle, böyle. çok Torkanlar farklı tepkileri yoktu. olan bir aile değil siyasi partiye ve hatta PGG'ye. Sadece çocuklarını istiyorlar bizim çocuk çocuğumuz geri gelsin Diğerlerinin geri gelmiş o da geri gelsin. Şubesiz iki şeyin iki unsur var burada. Bir tanesi basının ilgisi, medyanın ilgisi ve çatışmasız bir ortamda bu olayın cereyan etmesi. Yine bazı siyasetçilerin ve aydınların işte ilgisi. yine şu da var. Yani hani sizin e, örgüte yakın dediğiniz çevreler eskisi gibi gerçekten böyle hani e, e, agresif e, veya işte, e, sıkıntılı değil. Onlar da e, tahammül gösteriyorlar. Onlar da onlar da yani değiştiler. Onların da tutumları değişti. Sizin Bakın e, örneğin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında yani çadır açmışlar. Gayet demokratik bir ortamda. Gayet yani işte e, bu partinin e, genel başkanı onları kabul ediyor, dinliyor, anlamaya çalışıyor. Çözüm sürecinin bir e, ürünü müdür bu? çözüm sürecinin ortaya çıkardığı bir durum. Şu, şüphesiz ki etkisi vardır. <laughs> evet. Şimdi siz gelmeden önce Ümit Bey e, evet. zaman içerisinde şehit ailelerinin, asker ailelerinin genel kurmaya karşı artık evet. seslerini yükseltmeye başladıklarını söyledi. Yani bu bugüne vatan sağ olsun. Böyle geldik. Vatan vatan sağ olsun e, diyenler e, bir yerden sonra bir noktadan sonra e, yani bu Durdurum. şehit hani cenazeleri şeyin. şehit cenazeleri dursun. Artık yeni ce cenazeler, yeni şehitler gelmesinler yani başladı. Sağ olsun da benim çocuğum da sağ olsun ya. Yani. Bu <laughs> bu onun simetri bir durum mudur? Şimdi yani abi, artık artık ya. Diyarbakır'da da doğuda, Güneydoğu'da Kürt aileleri de eee yani PKK ya PKK'ya e, ya da işte BDP'ye sempati duyan aileler de ses vermeye yeter artık bu savaşı durdurun demeye mi başladılar? Öyle bir aslında, şey mi? Aslında Akive ben şunu söyleyeyim. Eskiden de e, bu tür davranışlar vardı, bu tür talepler vardı. E, bazı aileler gidip işte e, gidip, işte torpil morpil işte, güneyde Irak'ın e, ya, e, işte için yani içinde para vardı. Sınırın vardı, ötesine gidiyorsunuz ya. Yani, takım ilişkilerle çok Ya böyle bir realite bilmiyorsanız ben böyle, biliyorum. Böyle bir realite e, vardı e, zaten. E, ama bugün tabii ki bu o, normalleşen ortamda insanlar daha bir sorgulayıcı daha bir cesaretle daha bir işte barışı istiyorlar. çatışmanın bitmesini istiyorlar. Aslında ben gelmeden önce hangi konuşmacıydı bilmiyorum. Yani toplum <laughs> elbette bu birçok birçok bir il içerisinde çatışmasızlığın, barışın, barışçıl ortamın anlamını istiyor. anlamını ve tadını gördü şüphesiz. Yani bunların bütün bunların etkisi var. Ben şunu şunu bilmiyorum yani Başka bir daha daha konuşacağız. Yani Peki. Konunun başka başlıkları Peki. da var ama Ümit Bey e, ne diyor? Şimdi orada o soruyu size de sorayım. Orada kalmıştık. Tabii çok önemli bir yere geldik bir kere. Abdullah Öcalan bir buçuk yıl önce en azından işte Nevroz'da açıklayacağı metnin sinyallerini verirken İmralı'ya ilk kabullerinden belki de ikincisi miydi bilmiyorum galiba. ikincisi de olabilir. Görüşme, görüşmeye gidenlerden birine de böyle çıkışarak 35 yıl savaş yaptık, deriye vardık zannediyorsunuz demişti. Evet. Yani savaştan sonra ne oldu? Şimdi oturduk, kendisi öyle söylüyor, İslamcı bir partiyle bir yerlere varmaya çalışıyoruz diyor. Yani bu ne demektir? Silahlı çatışmanın artık onları bir yere taşıyamayacağına, ve artık kapanması gereken bir sayfa olduğuna dair bir ifade ediyor. Nitekim sık sık bunu söylüyoruz. Metninde de, Nevruz metninde de bunu söyledi. Yani ve bunu gerek PKK'nın en önde gelen bilinen yöneticiler olsun, gerek çeşitli BDP'nin, işte şimdi HDP oldu yöneticileri olsun, silahlı mücadeleyle bir yerlere varlamayacağına dair her oturup kalktıklarında ifadelerde bulunurlar. Şimdi böylesi bir ortamda kalkıp, e, Asker yazmak. O konuyu tartışalım. Evet. Ümit o miyim? zaman Fırat. aile, aile, şunu evet. görüyor. Yani geçmişte ben biliyorum. Benim arkadaşım çocuğunu almak için İran üzerinden bir sürü, yani çok yakından tanıdığım bir arkadaş. Aldı. Torpil buldu. Evet. Bir şeyler uydurdular. Evet. Aldı çocuğu. Ama eylem koyarak. Ama bu dediğim değil. 25 sene önce yaptı ya, bunu. Ya ben ben şunu şunu evet. ekleyebilir şimdi miyim? Şimdi bitireceğim bir dakika. Evet. Ee, şimdi aileler, toplum artık savaşmadığın, çatışmasız geçen sürede savaşmadan daha çok şey olunabileceğini daha çok şey istenebileceğini legal hayatı, legal kurumları belediyeleri en azından Kürtler bugün parlamentoyu değil ama belediyeleri çok önemsiyorlar. Öz ve öz kendi yönetimim diyorlar. Evet. E şimdi bunlar varken çocuğum niye daha gitsin? Çocuğum otursun belediyede çalışsın, çocuğum olsun BDP'de çalışsın HDP'de çalışsın, sivil toplum kurumlarında çalışsın eğer siyaset yapacaksa. Niye daha gidiyor? Çünkü herhangi bir aile Edirne'den Tekirdağ'dan oğlunu askere gönderirken sağ salim geri gelsin istiyorsa yani öbür tarafta bunun. Yani böyle düşünenler olabilir. Celalettin Bey'in söyleyecekleri var. Yani şimdi burada ben e, şeyle bir yöntem gördüm yani bir tarz gördüm. Tek taraflı bir ifade ediş biçimi var. Bugün e, bu sürecin başlamasının ön ayak olan hükümet değil. Doğrudan doğruya. E, yani müsaade. Eder kendi misiniz? başlarına mı yaptılar? Müsaade eder misiniz? Sanal bir ortam. Müsaade eder misiniz? Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla oldu. Allah. Biliyoruz Allah. biz. Mektup. Nereden? Nevruz'a er bir mi? milyon kişiyi çağırdı. Nereden biliyoruz? Yani giden müsaade müsaade gelenler var. Nasıl... Yani hükümet Abdullah Öcalan'a gel, senle barışalım, <laughs> barış sürecini beraber yapalım deme demedi. Önce Abdullah Öcalan dedi bunu. ve Örgüt tek yanlı bir ateşkes yaptı. Neyi değiştirir bu? Müsaade. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu neyi değiştirir? Kürt hareketinin kendisi, PKK'nın kendisi savaşı zaten istemiyor ki. Ve siyasi sonuçlar almak istiyor. Ama sorun çözülmediği için. Savaş çözüme konusunda yani bugün bu sorunu çözmeme konusunda savaşla siyasi için, sonuç almak istiyor. Şunu söylüyorum bak başka bir şey ben. Bilmiyor e, siyasi sonuç almak istiyor. Neyle siyasi sonuç şunu almak? Şunu bir şey anlatmaya. Kürt hareketi şöyle yapmak istiyor. Silahlı hareketle <laughs> sonuç almak istemiyor. Kürt hareketi zaten savaş istemiyordu. Kürt hareketi süreci barışçı bir şekilde geliştirmeye çalışıyordu. Ve bu yüzden de Abdullah Öcalan çağrı yaptı. Şimdi Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyı kişiselleştirmeyin. Kendi örgütüyle konuşmasını düşünün, beraber hareket etmesini düşünün ve topyekün beraber ortak bir tavır olarak bunu değerlendirin. Abdullah Öcalan kendi örgütüne rağmen, kendi örgütü Abdullah Öcalan'a rağmen adım atmamıştır. Bunlar rasa çelişki aramayın. Bu barışa hizmet etmez. Bu hareket gerçekten savaş istemiyor. Abdullah Öcalan'ın İmralı'ya yakalanıp geldiği zaman İmralı'da verdiği ifadeler meydandadır. Abdullah Öcalan diyor ki ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile tamam. değil PKK ile mücadele ediyordum diyor. Tamam o başka bir bağlamda e, oluyor. E, yani başka ne ne bir bağlamda. Nasıl? Yani onu daha da ilerleyeceğiz. O, o başka meydandı. bir bağlamdır. O başka bir noktaya da çekilebilir. Hala, ba o başka ama bak, çekil. hala bak. da ama, PKK ya, ama, direniyor ama ya direniyor hayır hayır yapmayın. Göstereyim. Şunu yapmayın. Yani. öldürmek dışında PKK ama, 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 bu kadar ama. ne yapıyorsa şimdi fazlasını yapıyor şu anda. Ya bak şunu yapma. Bak şu sadece bitireyim. bitireyim askerlerle silahlı askerle çatışma yok. yok. Ama dinlemiyorsunuz. Ben her zaman sizi çok sakin bir şekilde dinliyorum ama ben girince hem de ikiniz birden giriyorsunuz zaten. Ya öyle bir şey söylüyorsun ki ama. Oturumun benim ağzını söylediğim öğretmen, çok. Karar ya, zaten görüştüm. Montajlanmış. Ümit Bey, temelden ters birbirine. Sizin aynı şeyler <laughs> düşünmemiz mümkün değil. E zaten niye düşünelim ki? Müsaade şey? misiniz? Ama birbirimizi dinlemeyi öğreneceğiz. Hayır, düşünmek Birimiz zorunda değiliz yani. Düş düşünmüyoruz ki zaten. Ben sizi dinleyeceğim, siz beni dinleyeceksiniz. Peki, buyurun devam edin. ben sizi dinleyeceğim. Benim bilebildiğim kadarıyla bu süreç tek yanda yürümüyor. Yani hükümetten kaynaklanan bir şey değil. Aksine örgüt bunu sürecin önüne açtı, hükümet de bunu kabul etti ve beraber ortaklaştırdılar bunu. Yani böyle şimdi bir süreç yaşandı. Ve yani bugün de bugün de olur. silahlı çatışmayı örgüt sürdürme diye bir derdi yok. Hiçbir talebi karşılanmadı halde, Güven en alta vurdu halde böyle bir derdi yok. Şimdi ben daha bundan 10 gün bir ay önce görüştüm. Şimdi çözüm güvenimiz süreçten, en alttadır diyorlar. E, ama e, silahlı harekete başlayacağız diye bir kaygımız yok. E, ce, bir şey daha bitireyim. Bugün buradan, keşif uçakları orada oluyor. Top ateşleri oluyor. Oraya sınıra ciddi Bey. bir sevkiyat var. Karekollar var. Ama et, buna et, rağmen silahlı hareketi başlıyor. ettim Bey bir saniye. Bu şimdi ikinci safhası tartışmanın. Ondan önce konuşmamız gereken bir şey daha var. Evet. Ee, siz Diyarbakır İl BDP evet. Diyarbakır İl Örgütünün açıklamasını okudunuz. Orada bir cümle vardı. Ee, bu oturma eylemini yapan, çocuklarının dağdan geri gönderilmesini isteyen annelere, e, anneler için provokatör tabirinin kullanıldığı evet. bir metindi yanlış anlamadım değil mi ben? Ee, ne diyorsunuz buna? Yanlıştır tabii. Yani o ailelerin, o ailelerin ailelere öyle bir şey söylemek tabii doğru değil. Elbette her etkinliğe bir takım e, provokatörler de e, karışabilir. Ama o ailelerin bir kısmını ki ben bazılarını e, yakından e, gördüm. E, mağdur, kendini mağdur hisseden, çocukların geleceğini düşünen, e, başka bir e, beklentisi olmayan, başka bir amacı olmayan Şimdi, ve başka bir... Ben şunu, şunu ekle... Bence Sayın Bekir, yani bakın tartışma nereden geldi bu noktaya bilmiyorum ama tartışmanın seyri bir, çok sağlıklı bir sonucu bir, 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 getirmez. Tahir ta 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 Bey, ta be, anlıyorum siz diyorsunuz ki... Genel resme çıkalım onu konuşalım. Hayır şunu söyleyeceğim. Yok açık söylüyorum mesele. ben açık söylüyorum. Bakın, o, 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 buyur, Şimdi buyur, bakın buyur. bu bir kere konunun kendisi hassas bir mesele. Acılı insanlar var, acılı aileler var, çocuklarının yaşamından endişe duyan insanlar var. Şimdi bir kere konu hassas, iki be. süreç hassas. Anlıyorum Ondan ama size... izin verin, siz müşteri olun izin verin. Ee, burada kimsenin acısını derinleştirecek ya da kaşıyacak bir şey e, olmaz. Çünkü herkes ne dediğini biliyor bir problem yok bir insicam ben içerisinde ne dediğini bildiğini biliyorum. Tabii tabii. Bir insicam Ama... içerisinde, bir insicam içerisinde konuşuyoruz. Bir bütünlüğü var konunun. Önce bir yeni bir durum var. Onu anlamaya çalışıyoruz. Herkes evet. sizin gibi Diyarbakır'dan gelmiyor. Oradaki realiteyi, <laughs> e, oradaki realiteyi bütün boyutlarıyla kavrayamıyor, bilemeyebiliyor. Dolayısıyla onu şimdi Türkiye'de genel izleyiciye evet. açmaya çalışıyoruz. Nedir? Hayır, ne oluyor? Buyurun. Bunu nasıl anlamlandırmak lazım? Yani bu olan biteni nereye koyacaklar? Onu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Ee, bu bu ailelerin yaptığı şey, e, verdiği tepki, e, o, orada gelip oturma eylemi yapmaları e, yani alelade bir hadise midir, değil midir? Onu ortaya çıkarmak için soruyorum bu soruyu. Yani, yani BDP oyna, oynaması gereken rolü oynuyor mu o çocukların dağdan indirilmesi için? Meseleye ve o ailelere nasıl bakıyor? O konuda bir şey diyemeyiz, onu BDP'lilere soralım. Bir sordum. şey söyleyeyim yani... burada, şimdi Ümit'in okuduğu BDP açıklaması, BDP'nin esas görüşü filan da değil. O şaşkınlıktan yani refleks diyor. olarak o tepki veriyor. Zaten ondan sonra Selahattin Demirtaş olaya el koydu. İşi toparladı bir Tabi Tabii tabii, tabii. Yani işin çünkü siya Selahattin Demirtaş siyaset adamı. Yani bu işin aleyhte sonuçlar doğuracağının farkına varmaması zaten mümkün değil. Yerel duygularla bu işin çözülmesi mümkün değil. Selahattin Demirtaş olayı toparladı. Kandil'le falan da temas edip ama bu şöyle bir sürecin artık başladığını gösteriyor. Kandil'de yani Celalettin'in söylediği bir tek şey doğru. Bu ailelerin tepkileri orada Kandil'de yaşı küçük olan çocukları çok sıkıntıya soktu şimdi. Bu çocuklar örgütün başında dert. Şu anda gönderseler Bir türlü göndermeseler Bir türlü Yok, değil yani. çocukları Kovsalar çocuklar gitmez Örgüt çünkü Şelalet, hain diyecek Celalettin Bey öyle düşünmüyor ya. Hayır, hayır hayır Çocukları yorum, yorum kovsalar yapıyorsam. çocuklar gitmez Hain diyecekler bize diye Zaten diyor yani, ki bu yüzden bu gençleri Geri göndermeyi değil savaş dışı alanlarda Eğitmeye esas almaktayız gibi. Muhtemelen yarın bir gün Peki ben, ben bildiğime göre Pozantuz'da tecavüze uğrayan çocuklar Oraya gitmişler Yine ben bildiğime göre Nevroz'da kolu kırlarda hakkında 30 yıl ceza dava açılan çocuklar oraya gitmişler. Ben bildiğime ya taş atan çocuklar oraya gitmişler. Şunu onlar. anlatmaya Bizim çalışıyorum. De bildiklerimiz Hayır şeylerle. şunu anlatmaya çalışıyorum. Türk devlet sistemi binlerce insanı taş atan çocuklar içeri atmadı mı? Onlara acı çektirmedi mi? Onların geleceğiyle oynamadı evet. mı? Çok evet. ciddi bir şekilde yoksulluk yaşamıyorlar mı? Bu devlet kendi gençliğini harcamadı mı? Uzun yıllar. Bak bir doğru Ha. Bir başka şey anlatmaya şeyle... sana. Size anlatmaya çalış. Şunu anlatmaya çalış. Olan bir bitireyim. Doğru, bitireyim doğru... Oraya gelelim. Oraya gelelim. Yani doğru. ben size İçeride şunu bir anlatmaya bir... çalışıyorum. Şimdi nasıl Batı'daki insanların kimilerinin idolü Tarkan'sa, o doğudaki o insanların idolü de gerilla. Dolayısıyla daha gitmeye öykünüyor ve gitmek istiyor. Bir de çözülmemiş problemleri var bu insanların. E canım, Biz bununla uğraşacağımıza bu problemlere kafa yoralım. Bak Şimdi şöyle bir şey var. Ve bizim ya, devletimize şey... demokrasi uygulayın diyelim. Demokratik esin şey isteyelim. Bizi... Bizim buna yüklenedim biz. Ta, bizim <laughs> insan, elbette bu dağa çıkan bunca Bunun koşullarını ortadan kaldırdık. Bu dağa çıkan bunca insanın e, sebepsiz yere sırf efendim devlette kavga etmek için Ya çıktılar, niye çıktılar, çıkmadılar dağa? Benim şey değil. Yani. de çıkmadılar. Elbette yani. biz biliyoruz zaten yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugüne kadar ne büyük hatalar işlediğini filan inkar etmek. Onları diyor. ortadan mı değil. Değil, diyorum. Abi. Hayır bu onları kaldırdık Tür mı ortadan? Türkiye tarihinde bu terör eylemlerini haklı gösterecek gerekçelerin pek çoğunun ortadan kaldırılmakta olduğu bir süreci yaşıyoruz şu anda. Yani sen koşullar sağlanmadı, hiçbir talepleri yerine getirilmedi Getirirler, diyorsun evet. ama bunun hiçbir doğruluğu yok. Ama bana göre senin bu tek yanlı yürüyor şu anda. Senin Bu, bu tek yanlı yürüyor şu anda. Doğruluğu yok. Hiçbir tek yanlı. Şu anda bile. Hiç Bak, şu, peki şu eleştirmeyi niye düşünmüyorsunuz? Abi, niye düşünmüyorsunuz? Mesela başbakanımız döndü evet. BDP'ye yapın dedi. Getirin çabuk dedi. Tabii. Şimdi, hayır. Bir partiye evet. bir partiye böyle davranılır mı? Böyle kışkırtıcı konuşulur mu? Ya ne diyecek yani Kaçıran Ben ayrıca, saygı ayrıca, saygı ayrıca. ayrıca. Yani ya ben hatta BDP'li arkadaşlarla konuştum. Şey ama yani. ya, doğru değil. Ben BDP'li arkadaşlarla konuştum. Arkadaşlar gitmeye evet. niyetiniz varsa bir de gitmeyin. Başkaları gitsin. Evet. Onur kırıcı bir şeyiydi bu. Geçmişte. Bu onur kırıcı bir şeydi Neyse yani çok şükür ki seni dinlemediler. Yani o Hayır kurdular. hayır beni din, bak Cerabit öyle değil. Kur, şunu o temas kurdular ki başbakanlar gelecek. Avni Bey şöyle yapamaz mıydı bu mı, Sayın Başbakanımız? Sizler vardınız akil insanlar. Evet. Ee, Hakan Fidan görüşüyor Abdullah Öcalan'la. Evet. Bunlar devreye girebilirdi. O görüşmeleri Kandil'de de sürdürüyorlar. Tabii zaten Peki, ya bunu çözemezler yani, yani Allah'tan Abdullah Öcalan Peki, o... devreye girecek işte bir Peki BVC planı nedir? BVC planı nedir? BVC planı nedir? Savaş mı? Evet. Hayır efendim. Nedir peki? O. İşte Öcalan'ı Öcalan devreye sokarlar. Peki Öcalan'ı B plana soktu. C planı nedir? Ya bu... bu se, Ce, şu, Celalettin ben Bey. Başbakanın ya, etmeyin, ben başbakanın kafasını bilmem. Töre etmeyin. Haksızlıkları töre etmeyin. Adaletli olun Avni Bey. Celalettin Adeletli Bey. Adaletli olun gerçekten. Celalettin Bey. Şimdi başbakanın e, dili, söylediği şeyi, söyleme biçimi bir tarafa. E, BDP, HDP geçmişte e, benzer durumlarda... Durumdan vazife çıkardılar değil mi? Çıkarmazlar yani, bana göre başkası. Hayır hayır geç, ama geçmişte oldu bunlar. Oldu bunlar. Şimdi bugün de BDP'den böyle bir rol oynamasını beklemek abes midir? Ya BDP yani, mi daha çıkardı bu? Orada, orada BDP orada mi gönderdi da, bu insanları? Hayır işte Geçmişte ayrıca. de geçmişte geçmişte BDP mi kaçırdı? Yani Birisi bu. kaçırılan kaçırılan askerleri gidip BDP'ye mi Ama, ama yani. başbakanın şu dili doğru mu? Parlamenterlere, BDP'ye o dili doğru mu? Onur ama kırıcı değil dedim mi o dili? Ve onlar ilgili, bir halkın temsili değil mi? Yazık. Ayıp ilgili, değil mi yani? Onunla ilgili, yazık ile, değil mi? onunla ilgili eleştirinizi yaptınız. İsterseniz bir daha söyleyin. Ondan sonra ben bir daha sorayım. Ama bazen, bazen usul şey özü yerine geçer. Peki, başbakanla ilgili eleştirinizi yaptınız. O anlaşıldı. Tamam, tamam. Şimdi soru şu. BDP'nin bu konuda oynayacağı bir rol yok mudur? E ki var, geçmişte oynadı şimdi niye vardır, oynamıyor? Yani orada vardır, anneler vardır. anneler orada oturma eylemi yapıyorlar zaten. Zaten Selatin araya girdi zaten yani araya. Tabii yani tabii girdi. Yani şey da. girdi. Yani demek ki oynayabileceği bir rol var. Ve daha şey soğukkanlı durdular, daha olgun davrandılar ve girdiler araya. Tabii canım. Ben dedi Selahattin Demirtaş'ın yaklaşımını çok pozitif tabii, ve tabii, 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 e, yani tabii. sonuç odaklı görüyorum o da bir çözüm katkıda bulunmak istiyor. Şimdi ikinci safhaya geçelim öyleyse. Geçelim. Tahir Bey de sabırsızlıkla onu bekliyor. Yani nasıl bir şey bilmiyorum ama. İkinci Peki, safa öyle. şu genel resmi konuşacağız. Yani Çözüm süreci evet. tehlikeye mi girdi? Evet. Çünkü sadece bu çocukların ailelerinin tepkisi ve eylemi değil şu an gündemde olan. Orada adam kaçırma o hadiseleri var. daha adam kaldırılıyor. Şantiyeler basılıyor. Araçlar yakılıyor. Yol kesme olayları var. Ne oluyor? Yani orada gerilim... Gerilim ve şiddet yeniden mi tırmanmaya başladı ee, ve niye böyle? Yani buna buna mesela hükümet kanadından da e, kandil süreci çözüm sürecini sabote ediyor şeklinde tepkiler ve eleştiriler var. Yani ben tabi çeşitli fikirler var, çeşitli görüşler var ama ben şunu gördüğümü ifade etmek isterim. Bir güven sorunu var taraflar arasında. Yani işte silahların susması, geri çekilmenin bir ölçüde başlamasından sonra yavaş yavaş bir güven sorunu oluştu taraflar arasında. şimdi bedep, yani özellikle işte yani Kürt siyasal çevrelerinin temel bir iddiası var geri çekilmeden sonra özellikle hükümet 2013'ten önce ihaleye verdiği ama o ortam nedeniyle yapamadığı kale, kale, kale kol olarak tabir edilen daha büyük yapılar inşa etmeye başladı hızlı bir kollaşma inşaatına başladı. Bu, bu, bu konuda da bir güven sorunu oluştuğunu, hükümetin niyetinin başka olabileceğini, e, dolayısıyla çok esaslı e, konularda da adımlar atılmadığını e, söylüyorlar. Örneğin, örneğin bakın. Ee, Sayın Öcalan'ın e, Mart 2013 tarihinde e, Diyarbakır'da okunan mektubundaki temel felsefe neydi? Silahların tümüyle devreden çıkması, siyasetin ve demokratik yöntemlerin öne çıkması, esas alınması. Şimdi tabii bunu bunu nasıl yapacağız? Şüphesiz ki silahlı güçlerin silahlarını bırakıp demokratik ve siyasal yaşama gelip katılımlarının sağlanması için bir takım hukusal düzenlemelere ihtiyaç var. Şimdi bugüne kadar bugüne kadar bu çok önemli bir şeydi. Yani Sayın Başbakan açısından da Başbakan diyordu ya. Temel beklentimiz silahsızlanmadır. Temel hedefimiz budur. O zaman siz bu hedefe odaklanmışsanız buna uygun bir takım tedbirler almak zorundasınız. Bir takım hukuksal düzenlemeler, Öcalan'ın hukuksal zemin dediği noktada bir bir düzenleme ihtiyacı var. Bugüne kadar hükümetin bu konuda bir hazırlığının olmadığı, buna ilişkin bir planlamasının olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi bir yandan bu böyle iken öte yandan karakollaşma çabaları haliyle karşı tarafta bir soru işareti oluşturmaya başladı. Bir takım kuşkuları depreştirdi, güçlendirdi ve e, biraz önce konuştuğunuz, tartıştığınız işte e, gençleri daha fazla gençleri <laughs> alma biçimindeki Ayrıca bir uygulama. Yani her iki var tarafta işte. da Akif Bey şunu söylüyorum. Bakın her iki tarafta da yani aslında adı tırnak içerisinde bir barış dönemi dediğimiz bir işte çözüm ve barış süreci dediğimiz bir süreçte her iki tarafında yek diğerine olan güvensizliği nedeniyle tedbirlerini alıyor. Ne yapıyor hükümet? Karakol yapıyor. Peki e, keçeken ne yapıyor? O da askeri olarak e, hani olur ya işler hay kötü bey, giderse tedbirini almaya çalışıyor. Ha, ben bunu görüyorum. Bey, ben bunu görüyorum. Bey. Şimdi evet. yani 13-14 yaşındaki çocukları daha e, götürerek mi tedbir onu alıyor? Onu ben söyleyeyim. Onu ben Şimdi söyleyeyim. Lütfen başa... bana fırsat verin ama o konuda bakın 15 yaşından küçük çocukların e, silah altına alınması suçtur. Çok ağır bir suçtur. Uluslararası hukuka göre çok ağır bir suçtur. Zaten bakın yani Hayır, 15 yaşındaki 15 yaşındaki yaşında, 15 yaşının altında almıyor. Bakın o zaman izah edin. Almıyor diyoruz. Fırsat Sali. verin ben izah edeyim. Hukuksal bir durumu evet. izah edeyim lütfen. Bakın Bakın 15 yaşından küçük çocukların silah altına alınması uluslararası hukuka göre ağır bir suçtur. Ben adını söylemek istemiyorum. Bakın insanlığa karşı suçtur. Şimdi bakın bu mesele yani, biraz önce sizin de galiba ifade ettiğiniz gibi dünyanın birçok ülkesinde yaşandı. Güney Amerika'da yaşandı, Afrika'da yaşandı, Uzak Asya'da yaşandı. Şimdi zaten uluslararası insan hakları savunucuları, uluslararası örgütler yıllardır devletin çocuklara yönelik uygulamalarını eleştirdiği gibi örgütü de eleştiriyorlardı. Onun için ben dedim yani bu sorun yani, yeni bir sorun değil. Birliği bakın bu nedenle örgüt evet, devleti aynı kefeye koyuyor. Yani onu da eleştiriyor. Örgütlere de, de hitap ediyor. Evet evet ben size izahat yapayım. Örneğin örneğin çocuk hakları sözleşmesine ek bir numaralı seçmeli protokolün bazı hükümleri hem devletlere ilişkindir hem de e, e, bölgesel bölgesel düzeyde çatışmaların taraflarına ilişkindir. Dolayısıyla BM... ne oldu biliyor musunuz? Bir bir bir, bir birkaç cümle söyleyeyim. Bakın ne oldu? Belki izah ama ettiniz. Tahir Bey, evet buyurun. Bir program söyleşi yapıyoruz burada. Ben araya buyurun. sorular gireceğim. Hani bir konferans Tabii değil. Ben. Anlayış gösterin. Buyurun. Ben araya sorularla gireceğim ki bir program aksın. Şimdi... Peki ama hani böyle benim de hani bütünlüğüm bozulmasın. Onu ben evet. sizden istirham ediyorum sadece. Peki buyurun o zaman tamamlayın. Hayır ben şunu söyleyecektim. Yani bu uluslararası örgütlerin baskısı, eleştirileri üzerine örgüt Cenevre Çağrısı denilen bir uluslararası sivil toplum örgütüyle bir mutabakat imzalamak zorunda kaldı. Ve şöyle bir taahhütte bulundu. Dedi ki ben 16 yaşından küçük çocuklar hiçbir şekilde örgütsel alana almayacağım. Ama 16-18 yaş grubu öndeki gençler geldiğinde, çocuklar geldiğinde ben onları çatışma alanı dışındaki alanlarda tutacağım. Böyle bir sözleşme mi var? Öyle bir taahhütte bulunmuş. Hayır, öyle, öyle bir belgede daha, bulunmuş. Bir dakika şimdi evet. bakın. Muş bulunmuş böyle bir belge imzalamış. Böyle bir belgenin Cenevre'de evet, imzalanması. İmzalandığını da teyit edebilir Evet misiniz? evet evet elimizde var çıkarayım ben çantamda var lan çıkarayım size göstereyim. Yani bu çıkar, çıkar ya. göster. Var var adam imzası bulunan bir Efendim pek bir tarafı PKK bir tarafı da uluslararası Cenevre Uluslararası denilen e, kredibilitesi çok yüksek bir uluslararası sivil toplum örgütü. Evet aynen öyle. Yani ya bu ya, bu sivil toplum, toplum örgütü. örgütü. Yani Birleşmiş Milletler değil bu yani. Ama hani Birleşmiş Şimdi... Milletler'de gözlemci statüsü olan bir e, sivil toplum örgütüdür. Ben yani e, öyle hani be bu burada yani şunu şey ben, ben size on, göstereyim on, birazdan. 10 10 <laughs> çantamı yaşım... çıkarayım. Belge bende. 15 anladım da ben 15 yaşından küçük insanları eyleme sokmayacağım diye taahhütte bulunuyor evet. örgüt. Evet. Öbürleri de aa sağ ol teşekkür ederiz. Ben atıyorlar. ben bir şey anlatmaya Ama çalışıyorum. Şimdi, Avni Bey pardon. Avni, Avni Bey ben şunu kabul. anlatmaya çalışıyorum. Yani uluslararası örgütlerin insan hakları savunucularının ve ulusal insan hakları örgütlerinin eleştirileri karşılığını buluyor örgütte. Örgüt de bir takım düzenlemeler, Aynen. bir takım taahhütlerde bulunuyor. Nasıl onda kalıyor? Söylüyorum anlamda, ben. Anlamda uluslararası anlamda 18 yaşından Herkes çocuktur doğrudur. Çocuk doğrudur, doğrudur, doğrudur. Ben sen şu yaştaki çocuk alamazsın bu yaştaki Hayır. De alamazsın diyor. Hayır, şöyle bir şey var. Bakın biraz önce siz gönüllü, gönülsüz tartışması yapıyordunuz. Örneğin ek protokol şunu söylüyor hükümetlere: 18, 16'dan önce hiçbir şekilde alamazsınız, askere bile alamazsınız, askeri eğitime bile alamazsınız, ama 16 18 yaş grubundakileri bazı koşullarla alabilirsiniz. Yani bu iki yaş yani, grubunda mutlak bir yasak yani yok diyor Tahir ki. Bey. Gönüllü olması. Devletle. Anne babasına alakalı bir şey o. Uluslararası sistem yani Birleşmiş Milletler. Evet. PKK'yı e, resmi bir. Birleşmiş Milletler değil. Kimlikle tanıyor mu? Hayır değil tabii ki. Ya bu bir, söylediğiniz, tamam söylediğiniz imzaların resmi bir hüviyeti var mıdır? Yani örgüt açısından kendini bağlayan, ahlaki olarak kendisi onu bağlayan bir şey. bağlayabilir ama başka bir şey. Yani Doğru anlaşılsın diye sizden evvel bu tartışmayı yaptım. Evet. Oraya dönmek istemiyordum. Tamam, Onun dön. için müdahale ettim ama Ben sadece olur. bir izahat yapmak istedim. Anladım. Yani e, yanlış anlaşılmasın. Eğer öyleyse zaten bu e, çok büyük bir haber. Yani eğer birleşmiş evet, Birleşmiş Milletler'le PKK masaya oturmuş etmiyor ama yani. Masaya oturmuş etmiyoruz. bir anlaşma imzalamışlarsa bu bomba Simil haber. Birleşmiş Milletler bir. örgütü değil. Ama Birleşmiş Milletler'e akredite bir sivil evet. toplum örgütü. Evet. Yani şimdi Birleşmiş bir Milletler bir demek. Bir şey yani değil aslında birleşmiş yani. Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler'in kefaleti olan bir örgüt. Bu Birleşmiş Milletleri bağlar zaten. Acaba öyle mi? Bir dakika şimdi bir şey Birleşmiş Milletleri bağlamaz ama önemlidir. Eee Türkiye yazarlar Gazeteciler, yazarlar vakfı var. Son günlerde de topun ağzında evet. saldırıları. Bu bu vakfın Birleşmiş Milletler'e gözlemci statüsüyle üye olduğunu biliyorum. Tamam. Katıldığını biliyorum. Tamam. Üye değil ya Katıldığını. TÜSİAD da galiba Türkiye'den olabilir ama. Birleşmiş milletler'e gözlemci istifatı. Zannetmiyorum. Duymadım. Yani Dünya, Dünya Engelliler Birliği Vakfı, evet. var. Dünya Engeller Engeller Vakfı var. O da Dünya Engelliler Vakfı. Cazarlar Vakfı'na Vakfını vereceğim biz... bir ama söz ne? Birleşmiş ben... Milletler'le herhangi bir biçimde ilişkiniz Ben ilişki ne var. anlatmaya Değil ifade mi? ediyorum? Bakın dinlerseniz ben şunu söylüyorum. Yani 18 yaşından küçük hiçbir çocuğun hiçbir şekilde örgütsel faaliyet içinde olmaması gerektiğini söylüyorum. Peki. Ve buradan bu çağrı yapıyorum. Peki. Bakın <laughs> ben uluslararası sözleşmenin <laughs> de üzerinde bir şey söylüyorum. Evet. Ama böyle bir realite de var. Böyle bir huksal gerçek de var. Tahir Bey. Buyurun. Şimdi Ümit Bey'le devam edelim. Ee, soru şuydu. Oradan geldik, tekrar başa döndük. Bir takım hadiseler var. Yeni şeyler oluyor. Evet. Bunlardan işte bazıları da e, yeniden yol kesme eylemleri, işte araç yakma olayları, daha adam kaldırma olayları falan oluyor. Bunları tasvip etmiyoruz. Ayrı, ayrı mesele. Tabii tabii yani ben bugün de ifade ettik. Mesele, tasvip ettiğiniz, e, edip etmediğiniz açısından e, sormuyorum. Diyorum ki ne oldu da Şimdi bunlar yeniden olmaya başladı. Kandil ne yapmaya çalışıyor? Soru bu. Siz dediniz ki işte kendince tedbir alıyor onun için bu çocukları alıyor. Oradan buraya geldik. Yani farklı değil yani kendine göre yani şey, alıyor. yani daha mesela adam kaçırıyor bunu tedbir mi alıyor kendince onun için mi kaçırıyor adam? Yani şantiye yakıyor. Yani kendince tedbir. Şimdi bakın güveni gitti. Ben bu onun için ben bu tedbirleri yakıyor? onaylıyorum, tasvip ediyorum. Sakın böyle bir şey anlamayın yani lütfen. Ben böyle bir şey söylemek istemiyorum. Ben bugün Sivil Toplum örgütleriyle birlikte örneğin işte Hudapar'ın bir ilçe başkanının alınıp götürülmesini doğru bulmadığımızı, kabul edilemez bulduğumuzu deklare ettik. Yine yine işte Lice'deki bir takım olayların sona ermesi için sivil toplum örgütleriyle birlikte inanılmaz çaba içinde ben buraya yetiştim. Onu söyleyeyim. Ama bunu, Şimdi, bunu niye ama, yapıyor? Yani, yani çözüm sürecinden vaz mı geçtiler? Ben, Değil söyleyeyim mi? size ben söyleyeyim size güvenmiyorlar. Güvenmiyorlar. Memesli hükümet oluyor. bizi oyalıyor diyor. Bakın açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Yani eğer toplumun nabzını istiyorsanız Onun benden. Eğer Diyarbakır'daki havayı almak istiyorsanız benden. E, yani o taraf şunu düşünüyor. Ya hükümet esaslı konularda adım atmıyor. Esaslı meselelerde adım atmıyor. Bizi oyalıyor. Öte yandan e, ileride bir askeri hazırlık açısından hazırlık askeri operasyon açısından da hazırlık yapıyor. Dolayısıyla biz de tedbirimizi alalım bunu düşünüyor. Peki, bunu söyleyeceğim size Celalettin Bey, Ümit Bey. Bir kere bu barış süreci tek taraflı bir süreç olamaz. Bir taraf başlattı da olamaz. Bu olgunlaşmış bir hadisenin tezahürüdür. Yani bugüne yansıyış biçimidir. Barış süreci dediğimiz ya da Kürt barışı diyebileceğimiz ya da işte demokratikleşme, normalleşme diyebileceğimiz süreç. Pek çok şeyin Türkiye'de denenip başarılmadığı bir sistem olduğunu biliyoruz. Bu da onlardan biri oldu. 40 yıl önce, 30 yıl önce atılması gereken bazı adımlar yeni yeni adım atılmaya başlandı. Denendi, denendi, denendi. İnkar edildi, reddedildi, asimilasyona çalışıldı, sürgün edildi. Olmuyor. Neticede bir yere gelindi. Önce kabullenmek, realite denildi. Sonra Avrupa Birliği'nin yolu denildi. Sonra işte Başbakan çıktı 2005 Ağustos'unda. Kürt meselesi benim de meselemdir. Bunun adını doğru koymak lazım. Dedi ve o tarihten sonra da biraz daha cesaretle bazı şeyler telaffuz edilmeye tartışılmaya başlandı. Biz hep şunu söyledik. 2004 yılında e, Kürtler ne istiyor diye bir meşhur deklarasyonumuz vardı. Orada bir takım taleplerimiz vardı. O taleplerin bazıları şimdi gündemden kalktı. Yok. Yani televizyon vardı, radyo vardı, bilmem üniversite vardı. Ona şimdi talebimiz değil. Ama bu süreç olgunlaşan bir sistemin sonucudur. Böyle kimse ortaya çıkıp bunu tek taraflı olarak biz yürütüyor olur mu? Tek başınıza biz barışçılık oynuyoruz diyemezsiniz. Biz savaş tek 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 başınıza kimseye ateş etmeden savaşır mısınız? Birini ateş edersiniz. Yani bu karşılıklı olur ya da karşısında bir hedef olur. Barış süreci de budur. Eğer Burada ne kadar istekli gönül değilse de, gönülsüz olarak adlandırılsa da ya da kendisi için zor olduğu için bazı nedenlerle, bazı gecikmelere uğrasa da ortada bir hükümet var ve başka da bir muhatap yok. Türkiye'de eğer bir Kürt barışı olacaksa bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kim temsil ediyorsa, kimi zaman Cuntalar temsil ediyordu, şu anda çok şükür seçimle gelmiş sivil hükümetler var ve ee, da başka bir takım hükümetler gelmez Türkiye'ye yani. Ee, buradan gidecektir. Bunun başka bir adresi yoktur. Başka bir adresi yoktur. Siz oturup kalkıp biz ona güvenmiyoruz. İyi ee, o da sana güvenmiyor zaten. Tamam, sorun bu. İki iki iki, evet. iki tarafta birbirine güvenmiyor. Ama bu güven i̇şte güven sağlayıcı bir, günde bir takım sağlanmıyor güven işte sağlayıcı ha. sağlayıcı bir Tabii, takım yani, adımlar atılması işte, lazım. Bu güven bir sürece bağlı, bir gelişmez bir gelişme sonrası oluyor oluşuyor. Bir günde olmuyor. Yani bugün istediğiniz şey yarın istenmiyorsa dönüp bakmak lazım. Artık ben o dün istediğim şeyi bugün istemiyorum. Yani bir güven ilişkisi bile yıllara mal olabilir. Çünkü Türkiye çok kötü, çok kirli bir dönemden geldi. Yani tek parti dönemi geldi, ardından çok maceralar, askeri darbeler, eziyetler, zulümler geldi. Yani bir düğmeye basıp bir gecede olmuyor. Ve Türkiye'de yetişen siyasetçilerin de Kürt meselesini çözmek gibi bir siyasi kültürden gelmediklerini biz biliyoruz. Ben bugünkü başbakanın 2002 yılında hükümet kuracak bir güce sahip olarak meclise girdiği zaman önünde Kürt meselesini çözmek gibi acil bir meselesi olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Gördü onu orada. Hükümette gördü. Fark etti. İpler nerededir? Kimler bu işi istiyor? Hangi odaklar var bunun arkasında? Bir sürü değişimler, bir sürü tasfiyeler yaşandı. Bir sürü provokasyonlar oldu. Pek çok cana mal olan gelişmeler oldu. Pek çok mala mal olan gelişmeler oldu. Gerek uluslararası düzeyde gerek iç odaklar, iç bazı merkezler nezdinde oldu. E şimdi e biz güvenmiyoruz. Tamam kardeşim. Güvenmiyoruz. Ama ben şunu itiraf edeyim. Bakın ben Türkiye'de bazı partilere 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'ne üye olmuşum. 1990'lı yıllarda da Yeni Demokrasi Hareketi'ni kurmuş. Onun dışında hiçbir partiye üye olmadım. Fazla da bir yakınlığım olmadı. Hele hükümetlere ve devletlere son derece mesafeliydim. İlk defa son 4-5 yıldan bu yana bu hükümet döneminde bazı adımlar atılabileceğine dair umutlar taşımaya başladım. Şüphe yok bundan. Yani Daha önce benim yani geçmişimde böyle bir şey yoktu. Özal'a büyük övgüler dizilir, adımlar attı. Hayır, ben hiç övgü dizmedim. Özal Cumhurbaşkanı oldu. Çankaya'da sürgünde yaşadığı bir süreçtir o dönem. O dönemde bazı adımlar attı. Hiçbir gücü yoktu. Öldükten sonra da aleyhinde kötü bir şey söylemedim. Ama bu dönemde umut verici bazı gelişmeler var. Biz niye bağırıp çağırıyoruz? O niye öyle, bu niye böyle? Çünkü buradan bekliyoruz artık. Burada bazı şeyler olacak, olması gereker bazı adımlar atıldı, bazı taahhütlerde bulunuldu. Hala da kimse çıkıp bu meselenin üstünü çizdim, bu dosyayı kapattım demiyor. Yani oturuyor, toplantı yapıyor, bir, bir, bizi tatmin etmese bile bazı kanunlar meclisten geçiyor, bazı düzenlemeler oluyor. Biz onu beğenmiyoruz. Fakat bir şeyler dönüyor yani artık. Ümit Bey kadar söz hakkı istiyorum ben. Şimdi bir de Tahir Bey e kadar deseydiniz daha <laughs> e, zorda kalırdım <laughs> ama Ümit Bey e kadar söz hakkı tabii <laughs> Şimdi biraz gerçek e, gerçeği konuşalım. Tabii gerçek ha, haksızlık etmeyelim. Tabii, e, tabii, mükte lütfu olsun, latif olsun tabii, diye yok, söyledim. Yok, sorun e, değil. Tahir Bey geç bu kadar geç için zor geldik. Arayı kapat, Arayı kapatıyoruz Şimdi, Aynen. Biraz gerçeğe bakalım biz. Çözüm süreci dedik. 63 akit insan oluştu. Bu akil insan 81 ilde dolaşacaktı. 7 bölgenin raporlarını hazırlayacaklardı. Ve ortaya çıkan raporları Sayın Başbakan'a sunacaklardı. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı üzerine. O da tek bir rapor döküp, tabii başka kesimlerin de görüşlerini alarak bir çözüm sürecini ete kemiğe büründürecekti. Ama e, biz raporlarımızı verdik. Ama tak, Başbakan ifade edildiği gibi o tek bir raporu kamuoyuna hiçbir zaman açıklamadı. Akil insanlar grubu ne oldu, bunu da açıklamadı. Bu faaliyetler ne oldu, bunu da açıklamadı. Yani bir kere bunu görmek gerekir. Ve bizim, Avni Bey oradaydı. Müsaadenizle. Müsaade Avni Bey oradaydı. Biz Dolmabahçe'de toplandık. Başbakanla orada benim 20 dakikaya yakın bir şey oldu. Yani diyaloğum oldu. Çok nezaket içerisinde geçen bir diyaloğum oldu. Başbakan'a şunu söyledik. Eee güven verici önlemleri anlattık. Yani örneği dedik yani keşifler var. Yani insan hava uçakları var. Koruculuk sistemi devam ediyor. Köye dönüş uygulanmıyor. Ondan sonra e, Abdullah Hoca'lara madem ki bir muhatapsa onun koşullarının düzeltilmesi bir yasallaşma başlatılmıyor. Bir yüzde %10 baraj demokrasinin gereğidir bunlar söylenmiyor. Bunların hepsini biz Bunlar Kürt meselesinin temeli değildi. Demokrasinin olmazsa olmazlarıydı. Bunları söylediğimizde siz de oradaydınız. Sayın Başbakanımız dedi, gerilla dedi geri çekilmediği için, gerilla kavramını tabi kullanmadı, silahlı gruplar geri çekilmediği, hatta %10 geri çekildiği için reddetti. Yani bunların hiçbirinin olmayacağını söyledi. Yani reddetti diye bir şey... Hayır efendim, nasıl tek tek söyledi, tek tek söyledi. %10 olduğu için dedi, mesela dedi sadece dedi koruculukla ilgili bazı bir karucu demedi. Köye dönüşle ilgili bazı önlemlerimiz var dedi. Abdullah Öcalan'a da bir oda verdik dedi. Bunun dışında bütün hepsine yok dedi ondan sonra. Bunlar geçerli değildir dedi. Ben onların tutanaklarını da aldım. Ben de o tutanaklar durduruyor Daha, yani sonra, ise, daha sonra, sonra ise, daha sonra, sonra bitireyim. Daha sonra, bizim bizim, var, müsaade edin şey bizim raporlarımızda. Türkiye halkı anlaşıldı ki bizim politikacılarımızdan daha ileri bir noktada. Ana dilde eğitimi bu Türkiye halkı kabul etti. Yani ana dilde eğitim olarak kabul gördü. Yani ya bu mesele, rağmen öyle bu, mi? Bu, bu, ana dilde değil Ben şahsen kendim İç Anadolu bölgesinde konuştum. Halktan aldığım görüşü tek tek rapora döktüm. 5300 kişinin notunu aldım. Evet. Bunlara söyledim ve bütün arkadaşlarımız da bunu söyledi. Hükümet bize demedi ki benim görüşlerimi git söyle. Biz kendi görüşlerimizi anlattık ve halkın görüşlerini rapor haline getirdik. Ve bunlar bu sonucu ortaya çıktı. Yani bu halk bu problemin çözülmesini istedi. Ama o günden bugüne bizim <laughs> raporlarımız ne oldu belli değil. Akıl insanlar ne oldu belli değil. Ya ortaya çıktı bu bazı problemlerin çözülmesi için hiçbir adım atılmadı. Ve ben Aynen. bunların hepsini Abi. bir Eylül ayı içerisinde gittim Cemil Bayık'la görüştüm ve diğer insanlarla. Ve en sonunda bundan bir ay önce Sabri Ok'la ok ve benzeri İnsanlarla evet. görüştüm. Oradaki Kandil'le görüştüm. Evet. Nedir Kardeşim nedir durum dedim. Bak net söyleyeyim. Ben bunu tarafta da yayınladım. Ne olayım. dediler? Dediler ki güven meselesi en dipte bugün. Ha. Ve belli ki en dipte ve AKP'ye güven yok dediler. Peki başka çözümünüz mü var sizin? CHP değil çözmüyor evet. zaten. Ben de o görüşteyim. MHP zaten olmaz misyonu ha. karşı çıkmak. Dedikleri şu. Biz isterdik ki Avrupa yerel yönetimler özellik şartını şehre en azından karşılayarak başlasın. Evet. Biz isterdik ki bir yasallaşma bir başlangıç olsun. Belli ki bunu dahi yapmıyorlar. Peki ne yapacaksınız? Biz bunu pratikte kendimiz uygulayacağız. Evet. Peki yasalara çelişmiyor mu bu? Meşru esas alacağız ve yasaların arkasından gelmesini bekleyeceğiz. Peki bu devlet ceberut bir yerde saldırırsa ne olacak? Kendimizi savunacağız diyor. Ha. Peki. Yani bu biraz... bir gerçek. Bu silahlı <laughs> mücadele değil. Peki gerilla <laughs> ne olacak? Hayır. Gerilla ha. hareketi değil. Evet. Geril evet. hareketi değil. Milis ve benzeri yerel örgütlenerek evet. kendini savunma perspektifi. Peki. Şimdi ben hükümete burada şunu söylüyorum. Bu, ben hükümete şunu şunu söylüyorum. Kelime oyunları bunlar milis. Ya şimdi Avni Bey, Avni Bey biz böyle, birbirimizi böyle, böyle bak. Şeyleri, bak şeyleri, Avni Bey bana şurada konuşmayın. Böyle hafiften yani. alan. Böyle yukarıda duran şeyleri bırak. Karşılık konuşun. Tartan durmuyorum ya. Ka Karşılık konuşun. Bir taraftan karşınlık gerilla konuşsun. değil evet. milis. Hakim insanlar tabii. Yani. Karşılık konuşmayın. Sizler, sizler, bak sizler, sizler. Başbakanı eleştirmediniz o toplantılarda. Hepimiz Görüşlerinizi yani söylemediniz. Herkesi. herkesi olayına sahip evet. çıkmadınız. Tamamen Başbakan orada bir nevi övgü toplantıları oldu. Peki. Bunu yapmadınız. Evet. Çok ayıp bir söylediniz. Yapmadınız. Yapmadınız yani. Bir saniye siz, araya gideceğiz. Yani, kısaca Bey'den. böyle bir şey söz yani konusu en az eleştirmediniz. Değil. Bırakalım yani bunu. eleştirmediniz bırak. yani. Eleştirmediniz. Şimdi siz Bizim raporlarımız ciddiye alınmıyor. Raporlarınıza bile siz, sahip çıkmadınız. Siz Çıkmadınız sayıp, Bunu açık söyleyeyim ben size. Evet. Çıktınız mı? Başbakan bizim raporumuz ne oldu? Çıktınız mı? Ben bu raporları götürdüm, basın toplantısını açıkladım. 63'ünüze mail gönderdim. Toplantıya gelip katılmadınız siz e, bu Yapmayın e, yani. e, akil insanlar için özel kimlik, özel bir statü falan da isteyebiliriz. Bize demeden mi hafta taleplerini Niye raporlarımıza sahip çıkmıyoruz? Bu, akil, akil insan müessesesi süreli bir çalışma olmadı değil miydi? Olmadı ki canım yani. Süreli Ama olmadı ki şey, diyor da. rapor mu raporlar? ne Herkes raporunu başbakanlığa. Başbakan'ın da huzu, bulunduğu bir ortamda her bütün gruplar raporlarını sundular. Bütün o raporlar üzerine Başbakan'ın soruları olduysa o anda sorular olduysa cevaplandırıldı. Onun ötesinde insanlarla Başbakan muhtelif vesilelerle yaptığı görüşmelerde hep eleştirilere cevap verdi. Varsa sorular kabul ettiği bir takım şeyler onlara da cevap verdi. Ters geldi. Kendisine kabul edemeyeceği aykırı gelen bir takım şeyler varsa onları da ifade etti. Kamuoyu bunları bu bilmiyor. Kamuoyu bunları etsin. bilmiyor ama. Bir dakika. Bir dakika. El altından yürüyen bir şey bu. Hiç el altından. Durs. Yok kamuoyu bilmiyor bunları. Hiçbir Nasıl şey el bilmiyor. Şey ya, Raporlar ya. ne oldu? Gizli değil. Ne, ne, de, ne, 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 oldu rapor? Ne oldu bütün rapor? Rapor kime bak, verdiysen bütün... verdiysen bütün... orada duruyor Hadi, adresine. Raporu açıklayacak da başbakan. Hayır. Hayır Neyi açıklayacak? Hayır, hayır, hayır efendim yok öyle bir şey. Yalnız söylüyor. Hayır açıklayacak. Yok öyle bir şey. Doğru değil. Değil doğru. Bütün gruplar bak sus. Bütün gruplar raporlarını açıkladılar. Susayın Avni var. Bey susayın. <laughs> e ne yapayım hayır. yani Söylüyorum. dediniz gelenek var Başbakan evet. Başbakan 7 evet. grubun raporlarımızı da, Başbakan internette tek, var. Avni Bey Avni Bey internette 7 grubun da raporları hayır. internette. Hayır. hayır efendim biz o raporları topladık var? kamuoyuna biz açıkladık internete oradan girdi. Ha var ama siz hayır. yaptınız. Hayır. Ama ya, hiç ya, kalmadı ki Başbakan abi. bunu açıklayacaktı. Başbakan raporlar raporlar dediğiniz şey zaten bizim yıllardır konuştuğumuz talepler yani yeni yeni talepler mi ortaya çıktı? Var mı onların? Hayır hayır. Yok, Yok, hayır ben ama yaptım. halkın hayır. taleplerini en azından hayır, her her herkesin yani. bu, bu o, ben bunları Akif Bey bana bir de. bir de. şey söyleyeyim. Akif Bey bana bir de. şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. bir saniye değil Avni Bey tamamlasın. Ama ona bir şey söylemeyin de tamamlasın. Şimdi o raporları Başbakan tek rapor biçiminde açıklayacaktı. Açıklamadı. Biz bunu düşmek düşürdük. Açıklayacağım falan da demedi bari. Hemen ara vermem gerekiyormuş. Aynen buradan devam edeceğiz. Bu kadar etmeyin Avni Bey. Bir aradan sonra veraristmeyin. baştan sona da bu akşam son günlerin en önemli gündem maddesine konuşuyoruz. Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi çocuklarını dağdan indirmeye çalışan, indirmek isteyen annelerin oturma eylemiyle başladık. ve çözüm süreci nereye gidiyorla devam ediyoruz. çünkü başka bir takım yenilikler de yeni hadiseler de patlak verdi. hatta şimdi biz yayındayken mesela Muş Varto yolunda yine bir yol kesme hadisesi ve orada 11 kadar askerin yaralandığı bilgisi haberi ulaştı bize. Neden yeniden bu olaylar başladı? Çözüm süreci tehlikede mi? Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyoda Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Tahir Elçi, Özgür Gündem Gazetesi yazarı Sayın Celalettin Can, Radikal Gazetesi yazarı Sayın Avni Özgürel ve yazar ve siyasetçi Sayın Ümit Fırat'la konuşuyoruz. Bir aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Baştan sona devam ediyor. Avni Bey'de kalmıştık. Bu akil adam meselesini bir açıklığa kavuşturalım. Evet. Yani Celalettin Bey ısrarla işte akil adamlar ne oldu? Ee, raporlar ne oldu gibi sorular sordu. Ee, ya Geçici muvakkat bir görev bir durum değil miydi Akil Adamlık? Yani iki aylık bir süre diye başlandı. Önce sonra bir sonra iki ay, iki ay. ay. Evet yani sonuçta sonlandı ve sonlandı. Üç ay içinde bitti bu. Herkes raporlarını yazdı. Başbakanlığa bu raporlar verildi. Bu raporlar açıklandı. Herkes açıkladı. Bütün gruplar kendi raporlarını kamuoyuna açıkladılar. Bir belirsizlik öyle, var mı orada? Efendim belirsizlik var mı? İzli, <laughs> hayır hayır. Gizli hayır. kapaklı kalmış hayır, bir şey hiç, var mı orada? Bir şey yok. Başbakan bu raporlardan kendisine bir tek bir metinle bir hülasa yapacağını söyledi. Ee, muhtemelen kendisi yapmıştır herhalde. Ama bir onların birleştirilmesinden ibaret yani o da bir sır bir şey değil. Eee Esasında bu akil insanlar projesi bize özgü yani yerli bir çözüm şeyi aracı enstrümanı olması bakımından fevkalade ilginç. Ben açıkçası o dönemde de söyledim, sonradan da söyledim. Bunu üniversiteler bile araştırabilir Türkiye'de. Yabancılar da ilgi du duydular. Bu nasıl bir şeydir, formüldür diye. Bu bir istişare mekanizması değil. Çünkü bizler zaman zaman zaten yazan, çizen filan insanlarız bu topluluklarda bulunan insanlar. Bu insanlar ahaliye gittiler. Görüşler aldılar. Onların tepkilerini de aldılar. Ee, önerilerini de aldılar. Bir hepsini bir harman edip bir rapor ortaya çıkardı. Bu insanlar ayrıca ne yapacaklarını kendileri Tabii, karar karar veriyor. Kendileri hiç yani başbakanlığın, başbakanlığın herhangi bir müdahalesi, şusu, busu yok. Sadece yani gittiğiniz yerde oturduğunuz, kalktığınız, yediğinizi, içtiğinizi işte kolaylaştırdılar. O Peki kadar. Siz, bu, devam bu, siz devam edeceksiniz. Siz devam evet. edeceksiniz ama Celalettin Bey bu kısmıyla hemfikir hem fikirsiniz? Mutabakat değilim tam. Şöyle değilim. Şimdi bize, baş, Sayın Başbakan'ın başlarken bir konuşma yaptı. O konuşmadan sonra 22 insan söz aldı. Sorular sordu ve cevaplar aldı. O tutanaklar da alınmış elimde bunlar alındı. Sonra arada bir toplantı yapıldı. En sonunda Dolmabaşı'da bir toplantı yapıldı. Ee, biz bir alan çalışması yapıp halk bu meselede ne düşünüyor bunu ortaya çıkaracaktık. Ve sonuç olarak da 7 bölgenin raporu başbakan da kamu güvenliği müstehcilerle toplanıp başbakan bu raporu tek bir rapor haline döküp herhalde kendine göre artık ortak bir nokta haline bulur. Başka türlü yapar. Bunu kamuoyuna açıklayacaktı. Zaten o kamuoyuna açıkladığı noktada bizim işimiz bitiyordu. Doğru. Bir oldu. Şimdi Başbakan bunu yapmadı. Yap niye yapmadı. Niye yapmadı? Açık Hayır, konuşayım. Niye yapmadı? Ben. ben benim kanaatime göre, benim kanaatime göre şöyle oldu. Başbakan öyle ileri raporlar beklemiyordu aslında. Benim görüşüm, katılmayabilirler. Beklemiyordu. Çok ileri raporlar ortaya çıktı. Mesela şunu söyleyeyim ben size. Konya'da 5300 kişiyle biz görüştük. Ben tek tek notunu aldım. 3500'ü Öcalan'ın bırakılması çıktık o şeyden. Bütün evet. İç Anadolu bölgesine. Şimdi, Şimdi bitireyim efendim. Yani. ama izin verin bari bana izin verin arada tamam. girip soru sorayım yani. Peki, buyurun. Şimdi ben demin hani Böyle bir durumda sus demek durumunda kaldı Hayır kendi hasta yani, yani, kaba, hayır hayır kendi hayır, kasa aşam kayrı irade hayır, bir şey. Hayır hayır, hayır. onu, onu, onu edin kendi edin. olumsuz tavrınızı meşrulaştırma yanlış yaptı. Tasi etti. Hayır, hayır etti zaten iyi, iyi yaptım yapacağız. demiyor yanlış, İyi hayır, yaptım demiyor zaten. Şimdi Celalettin Bey. Siz mesela tutanaklar bende diyorsunuz. O tutanaklar gizliydi. Siz gizlice mi ulaştınız onlara? Hayır, biz görüşmelerde Gizli, not alıyor. Hepimiz ha. not alıyoruz. Ha kendiniz yani, not tutuyordunuz. Yani yoksa ama bir ama şu notlar yani. ama not hayır öyle değil. O notları biz heyet olarak aramıza toplanıp ortaklaştırıyorduk. Peki. E, Ve altına da kendi imzamızı atıyorduk. Bunlar bu, bizim notlarımızdı. Bu heyetlerin raporları şu an e, kamuoyuna açık değil mi? Şöyle oldu. Şöyle oldu. Şöyle oldu. 26 Haziran'da bitti insanlar süreci. Akabinde en kısa sürede açıklanacaktı. Defalarca girişimlerde bulunduk. Biz açıklanabilmesi için niye açıklanmıyor? Ta Eylül'e kadar girişimlerde bulunduk. Eylülün ortalarında, hatta orta sonlarına doğru baktık ki bir yok. Yani cevap bile vermiyorlar. Bunu görünce ben biraz özel ilişkilerimi kullanarak bütün raporları topladım. Ve dedi toplu olarak açık söyleyeyim ben yayınladım. Peki. Ben yayınladım. Şu an ben yayınladım o raporları ve ondan sonra bütün sitelere girdi. Ama orada da Gender sitelerine bazı raporları yayınlamışlardı. Onun hakkını Diğer heyetlerdi, diğer heyetler de. Evet, bütün Yok bütün her heyetler yapma. Şimdi herkes bütün, açıkladı. Parça parça oldu. Bütün, bitireyim efendim. Herkes açıkladı. Ya Avni Bey Hatta siz. Hatta yani Avni Bey siz Başbakan'a, konuştunuz. Sayın Başbakan'a Hayır. rapor sunulduğunun Ertesi günü bakın bir dakika ama, ama ben bitirmedim canım. Şey söyleyeceğim bakın Söz, Akir, bu, bu heyetin tartışmasına yani Artık bu Ege, diyelim ki Ege Tabii. heyetinin yani. başkanı Tarhan Erdem yani Tarhan Bey baş, baş, Sayın Başbakan'a bu raporu sunulduğunun hemen ertesi günü bu raporu açıkladı. Şimdi efendim e, o yani sunulması başka bir şey anlatamadığım şu. Gizli saklı gizli saklı kalmış bir şey var mı? Ama ya. öyle değil. Öyle değil. Yani, nasıl yani gizli saklı? Öyle saktık, değil. Sayın Başbakan Celal, bu raporları e, dan ortak bir rapor çıkarıp kamuoyuna açıklamadı. E, Celalettin açıklamadı. Bey. Açıklamadı. Yok hükmünde sayıldı pratikte. Celalettin yani. Bey. Hayır, öyle bir, bir şey saniye, olmadı. bir saniye. Hayır. Celalettin Bey. Bu raporlardan gizli saklı kalmış bir şey var mı şu an? Bak öyle değil. Ha, soru şu. Ama öyle değil. Öyle Celalettin öyle demeyeceksiniz. Ne Sor, öyle değil? Benim kamuoyunda onu yayınlamam, onu kendi siteme koymam bir şeyi değiştirmiyor. Ya sonuçta. Hayır, hayır. Sonuçta. Hayır. Bu heyetlerin hepsinin 7 tane heyet yok muydu? Kaç heyet vardı? 7. Yedi heyet. Bu heyetlerin hepsinin raporları şu an her, isteyen herkesin ulaşabileceği yerde durmuyor mu? Öyle e değil. Öyle, ama, 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 ama bitireyim ben hocam. Iki, bitireyim iki, hocam. Iki. Ama bu böyle tartışılmaz. Bizim ya amacımız... Hayır. hayır. Değil. Ben her zaman... Ben bir, bir soru değil. soruyorum. Ben, ben sorma cevap verin. Cevap mi? veriyorum ben size işte. Ben de Öyle değil, değil. diyorsunuz. Amaç bizim açıklamamız değildi. Amaç başbakanın açıklamasıydı. Başbakan Resmileştirmesiydi. Başbakan Resmileştirmedi. Başbakan açıklamadı. Siz açıkladınız. Hayır bizim açıklamamız değiştirmiyordu. Onu açıklayınca yol haritası gündeme gelecek. Ben anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Ya anlamayacak bir şey yok. Hiç anlamadım. Ama hayır değil. Şimdi başbakan bize görev vermedi mi? Evet. Biz gittik, halka tutuk, danışmadık mı? Evet, Onların halka görüşlerini almadık bana mı? Aldık. Başbakan kendisine ve heyetine, hükümete bir rapor sunmanızı istedi. Tamam. Sizde. Ama rapor bir sunacağım. Rapor bize sunayım. de şu açıklama yaptı. Bunlar kamuoyuna ben açıklayacağım dedi. E, Biz tamam. tabi. Hatta Biz, Tarhan Bey şöyle bir şey yaptı. Avni Bey'e söyleyeyim ben. Ee, İzmir bölgesinden bazı arkadaşlar raporu açıklamaya kalkınca. Mektuba ilk gönderen, yani kime mektubu gönderiyorsa onun açıklaması gerekir. Yani başbakan açıklaması gerekir. Çünkü başbakan açıklaması olaya resmiyet kazandıracaktır. Peki. Başbakan, başbakan açıklamayınca resmiyet kazanmadı. Peki şu an gayri resmi olarak e, bu raporların hepsi erişime açık evet. değil, mi? Ama ben, değil Ama öyle değil ama. O, o onun bir şey, sonucu yok. Bak, nasıl peki? Ama, Aslında ama, yani, ha. olması lazım. Şöyle Arkadaşlar şey ben anlamıyorum. Ama şöyle anlayamıyorsunuz. Başbakan sayet bu raporları kabul edip, açıklasaydı halk böyle düşünüyor diye açıklasaydı i̇şte, çözüm için adım atmak zorunda kalırdı. E, Celalettin Bey. Çünkü halk böyle düşünüyor ha. diyecekti. Celalettin Bey haklı. Celalettin Bey haklı. Yani iki akil insan arasına girmek istemem ama e bence can alıcı soru bu şu olmamalı mı? Yani evet. e, akil insanlar oluşumunun temel amaçlarından bir tanesi Buyur, toplumun en te beklentilerini, te taleplerini tespit etmek, evet. bunları toplamak, formüle evet. etmek evet. ve bunları e, başbakana evet. sunmak, evet. meclise sunmak ve buradan evet. sonuçlar çıkarıp bunları hayata geçirmek. Kesinlikle. Şimdi bakın Kürt toplumunun Hayır, bizi hayata geçirmek gibi bir görevimiz yani, yani, yani başbakan onu yapacak. Affedersiniz. En azından sen En azından hükümet açısından yol gösterici en azından toplumun nabzını, taleplerini tespit edici Elbet niteliği de. yok mu? Elbet. Dolayısıyla dolayısıyla şimdi doğrudur. Yani Akif Bey'in dediği gibi yani her ne kadar Celatin Bey ifade ettiği gibi resmi bir e, e, bütünlüklü bir sonuç raporu yoksa bile ama toplum bunları biliyor. Örneğin hem doğu raporu hem güneydoğu Anadolu raporu no biz biliyoruz, elimizde var, okuduk ve orada Türk evet. toplumunun temel taleplerinin ne olduğunu herkes biliyor. Örneğin evet. her iki bölgeden de Ana dille eğitim neredeyse toplumun %90'ı tarafından öncelikli Peki, bir şey taraf olarak ortaya konulmuştur. Bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bir dakika. Sorun, bir şey buyur, sormak buyur, zordu, Şimdi anayasal bir engelden de do... Bir dakika. Evet, ha. Ha. Gel Bir sorumu da müsaade Lütfen, edin. Buyurun, Lütfen. Buyurun. Sonuna kadar ondan sonra cevap verirsin. Hay hay. Anayasal bir engelden dolayı Kürtçe eğitim başlatılamadı. Ama özel okul statüsü içerisinde bir Kürtçe eğitim yolu... Türkiye'de açıldı. Şimdi abi dakika. Ba, tamam Ama yani değil Sor, mi? Belki yani belki, belki. Bir böyle konuşacağız değil mi? Ben bir şey sorarsam sonra ben sizden. de konuşayım ama. ama hep sen konuşuyorsun abi, abi bey. Hayır, sırası yani Söz Avni e, e, Bey'deydi. Ben onu onu kesip size vermiştim. Şimdi anayasa tamamlasın. meselesi olduğunu siz de biliyorsunuz. Kürtçe eğitim meselesini ben de biliyorum. Başbakan da bunu müteddit defalar bu meselelerin yani Kürt meselesinin çözümünde bir takım aşamalar var. Yapabileceklerimizi bunları aşama aşama yapacağız. Ama önemli bir yani radikal bazı şeyleri biz ancak anayasa paketinde yapacağız. Hı. Anayasa değişikliğiyle mümkün hale getiriyoruz dedi. Ama ne yazık ki Türkiye'de AK Parti dışarısının dışında hiçbir parti, buna BDP de dahil, hiçbir parti anayasa değişikliğinde AK Parti'nin arzu ettiği desteği vermedi. Hiçbirisi. Vermedi. Şimdi söylemek istediğim ben sadece de... bu eğitimle alakalı değil ama. Onun dışında da mesela bu e, Kürtçe eğitim dedik. Efendim bu, bu da mesela neydi? Yani davaların esas şeyi, ifade vermelerin şey Kürtçe ifade vermek istiyoruzdu. Öyle değil mi? Davaların başlayamamasının, başlayamamasının. Bunu Bey bilir, daha iyi bilir. En o değil, en mesele, Hayır. O kadar değil yani. Davaların başlayamamasının, yani sanık ifadelerinin yani ifade, yani evet. alınamamasının temel sebebi bir yıl neredeyse eee Kürtçe ifade vermek istiyoruz biz. Kürtçe konuşacağız dediler. Bu nedense Türk <laughs> yargısı direndi. Şimdi elbette haklı olarak Kürt kesimi buna tepki gösterdi. Orada ısrarcı oldu, direndi. Aşılmadı mı? Aşıldı. Kolay ol, kolay oluyor mu? Hayır olmuyor. Az önce Ümit de söyledi. Yani problem bir buçuk asırlık bir problem. Doğru. Bu böyle yani bir iktidarın üstelik de yani o E muhtıra ile ancak o, o dönemden sonra muktedir olabilmiş bir iktidarın bugünden yarına, bir günden iki günden, yani bir çıkacak falan. Çözebileceği bir mesele değil. Bu bir sürece bağlı. Bunu böyle olduğunu sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Evet. Elbette bunun daraltılması, kısaltılmasıdır. Ama şurasını unutmamak lazım. Türkiye'de bu çözüme evet diyen o baldıran zehri içeceğim falan diyordu ya başbakan. Hiçbir yasal dayanağının olmadığı bir ortamda bu işe ben varım dedi başbakan. Ama başbakan da. Bir dakika ama şu, başbakandı. Bak. Başbakandı ama hiçbir yasal Ayrıca o Baldran zehri de göze almadı. Bir, bir şey yapmadı yani. Ya bir şey yapmadı. Ama bir şey söyleyeceğim. Yaptı ne yaptı bak, onu söyleyin. Sonuçta ne yaptı ama? Şu yani başbakanın başlattığı süreç, MİT ile birlikte başlattığı süreç Türkiye'de esas mı? bir yasal açıdan bakarsanız kanun açısından bakarsanız şu anda fiilen bakarsanız. yürüyor. Agri Bey fiilen yürüyor. Hayır. Yasal yok Şimdi bir şey yani. hepsi yasal dayanaktan. Ana dilde var. eğitim var Hayır. mı bugün? Anayasa'yı şey değiştirmek ben hükümetin, elinde, ben değil hükümetin elinde, elinde değil mi? Ben almak istiyorum. Söyleyeceğimiz hükümetin elinde değil mi? Sadece soracağım, Peki. Söylemek istediğim şu. Bütün yasal riskleri kendisinin yarın bir gün yani o gün biliyorsunuz kendisinin neredeyse tutuklanmasının da önünü açacak bir komployla da karşı karşıya kaldı. Onu da gözledi. Şimdi daha neyi bekliyoruz yani biz bu Siyasetle hangisi söylemek ya. istediğim yani Bey, bu, bu, bu sürecin yapılanları siz bir anlamı yok, Güvenimizde yok. Yok biz öyle bu bakmıyoruz. Ya, basitleştirme o kadar. E, Savunmadığımız şeyleri bize mana söyleyebilir Çok karikatürize diyorsunuz hanım. ben ifade edebilir miyim? Sadece söylerseniz bu turu adil, kapatmadan adil e, adil, e adil olmak lazım. Adil olmak lazım. Bir Her bir soru iki tarafın yaptıklarını, pozisyonlarını objektif bir biçimde adil bir şekilde ortaya koymak lazım. Kesinlikle Başbakanın ve partisinin girişimlerini, çabalarını küçümseyen yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir başbakan çıkıp ben bu siyasal hareketin lideriyle işte diyalog başlatıyorum, Kürt sorunu deyin ne derseniz değil bu süreci başlatıyorum ve bir takım riskler aldığından hiçbir şüphe yok ve bu siyasal iktidarın en önemli özelliği de gerçekten de pes etmiyor. Yani bir girişim başarısız olunca bir kez daha Başka bir evet. proje başlatıyor ve dolayısıyla bir çözüm arayışı iradesinin olduğundan hiçbir şüphe Samimiyetinden yok. Bak... Şüphe bakın şimdi. Bir, bir, dakika. bir dakika Tamamlayayım ama tamlanmazsa anlaşılmaz. Hayır. Samimiyetinden sayın var Efendim samiyet ben, ben. ben samimiyet konusunda ben bir şey diyemem çünkü o benim o subjektif bir şeydir. Tabii. Ama bakın şudur. Bakın her iki tarafın bakış açısını e, ortaya koymak lazım. Doğrudur. E, örneğin bir takım yasal düzenlemeler yapıldı ama ama öbür tarafta diyor diyor ki tezkerede diyor ki ya ben diyor e, e, 40 yıla yakın bir çatışmalı süreci durdurdum. Ben işte 50 bin insanın yaşamına mal olmuş bir süreci, bu kadar tarihi, sosyal, toplumsal bir meseleyi, bir meseleye ilişkin silah çalışmaları durdurdum. Geri çekilme başlattım. Efendim, söyleyeyim elimdeki kamu görevlerini serbest bıraktım. Daha iki gün önce iyi niyet işte iki uzman çavuş serbest bırakıldı. Yani diyor ki peki ben bu kadar bu kadar fedakarlık yapmış iken ve e, e, yani nihai olarak benim liderim bundan sonrası silahlar tümle devreden çıkacak demokratik yollar yöntemler esas alınacak dediğine göre ve bunu temel bir e, e, de, rota olarak ortaya koyduğuna göre şunu tamlıyorum ediyorum o zaman yani kale yapımına niye ihtiyaç var? karakullara niye ihtiyaç ortada, bir var? Bir şey Şimdi bak soracağım. ben bir hukukçu Tek, olarak tamam, tamamlayayım güzel. Bir şey sorayım da onu tamamlayacağım da ama. Tek bir bak, soru. Daha devam devam edebilirsin. Evet. Lice'de Evet. de bak. Evet. sadece bak, Diğer yerleri boş ver. Zaten yani başkasını şey yapmıyor. Sadece sadece Lice'deki karakol normal bildiğimiz Türkiye'nin her yerinde olan jandarma karakolunun dışında nedir? Hayır. E, Lice'yi devirler... ben biliyorum. Ka öyle değil, şimdi şöyle. Öyle değil. Bakın ben Avni Bey daha karakolu biz... değil. Biz... Evet. Celalettin Bey öyle değil dedi. Avni Bey öyle değil. milyonlarca insana konuşuyoruz şu anda. Gerçekten doğru bilgilendirmemiz lazım. Şüphesiz ki bir devlete Normal koşullarda karakol yapmayın diyemezsiniz. misiniz? Ya ben öyle bir şey hayır, demiyorum. Hayır, bakın. Evet. Bakın bu hayır. ayrı bir konu. Ama bakın, bir, bak bir özelliği ama var yani. Ama bir dakika, söylüyor. bir dakika diğer bakış açısını da ortaya koymak lazım. Diğer başlar da şudur. Örgüt diyor ki, ben bu kadar tarihi bir e, adım atmanın a, adım atmış iken yani ve bundan sonra bir daha silaha başvurmayacağıma göre, bunun iradesini ortaya koyduğuma göre o zaman yani niye bu kadar hızla karakollaşma yapıyor? Demek ki karşı tarafın niyeti, amacı farklı diye kuşkuya anladım, düşüyor. Haklı arasın, olarak bir diyor söyleyeyim. ki yani bu kadar esaslı meseleler henüz konuşulmamışken, bir henüz söyleyeyim. çözülmemişken. Tayyip Bey tamam. Peki saniye saniye şey şey karakol yapımını neden durduramazsın anlaşıldı. tam da bir dönemde? Yani Doğru, bunu söylüyor. Anlaşıldı. yani evet. bunu. E, Ama ga, şeyler de var. Bakın mesela Kürtçe eğitimle tayyip, ilgili gayet bir, bir, bir düzeltme yapmam lazım. Anladım Yok henüz bey. Bir Kürtçe eğitim yok mesela. Tayyip Bey. Şimdi sırayla gidelim. Tamam. Önce bir şey söyle. Bunlara gelsin ama tamam, yani şey. şey, şey. Yani ee, Tahir Bey, yani dört evet. kişiyiz. Ama hep Avni Bey ile Avni Bey de... konuşuyor. Akil insanlar konuşuyor. Akil Bey yani siz bize Akil böyle... Akil insan süre tutarsak sizin hiç... Benle Ümit Bey'e... Gerçi Ümit sizin Bey de benden çok konuştu. konuştu. Sizin hiç... evet. Ama ben söyleyeceğim, ben, ben bırakıyorum ama yani. Geri kalmadığınızı söyleyebilirim süre evet. açık açısından. Öyle tabii, tabii, tabi, tabii. i̇yi de bu. iyi kullanıyorsunuz. Şey... Celalettin Bey de teyit etti beni sağ olsun. Ya, öyle. <laughs> öyle değil demedi. Evet. ama ama Ümit Bey. Ben bir, bir şey söyleyeyim. Ben Ümit Bey'e bir söz verelim. Buyurun. Yok konuş. Çok çok kısaca söylersiniz. Avni Bey, başbakan. Hasta tutsakları bile bırakmadı. 648 hasta evet. tutsak bugün içeride. Ya bitireyim, sanki başbakanın elinde bitireyim, böyle bitireyim. Bitireyim. Onu tutun, ya bunu bir onu tutup durdurur. Bitireyim, bırak, Allah Allah ya. Allah bitireyim Allah Allah yani ya. bir dinleyin, bir Ya bir dinleyin ya. Ya Ali Bey siz başbakanın olmadığını. şeyi değilsiniz ya. Avukatı değilsiniz bir dinleyin. Ya avukatlık alanı. Değilsiniz yani bu kadar ya, itirazı savunmayın. Hakkaniyet var ya. Ya bir dinler misiniz? Ama bir, bugün e 648 tane hasta tutsak var. 2-3 bin tane pekeli tutsak var içeride. Şimdi, Karakollar diyorsunuz ki Lice'de yapılması, içeride yapılması meşhurdur. Sınırda yapılmasını meşru anlarım ben. Dersim'de 53 karakol yapılıyor şu anda. Şimdi Celalettin Bey bir de... Bunları önce, nasıl siz meşru görüyorsunuz? Hem barış söyleyip. Keşif uçakları dolaşıyor Avni Bey. Da ulaşıyor, Ce Bey. Cel Celalettin Bey, şimdi az önce reklam arasında da e, siz haklı olarak e, dille ilgili bir uyarı yaptınız. Avni Bey o konuda bir hmm. şey yaptı, tavsiye yaptı. Ama eleştirerek yaptı onu yani. Ay, şunun için söyleyeceğim yani işte avukatlık sözcülük suçlamalarını yapmayalım. Karşılıklı da, Twitter'dan da mesela herkes işte Hı. siz onun sözcüsü filan onun avukatı. Ama diye. her şeyini savunuyor Hümeti başbakanım. Her şeyini hükümeti savunuyor. Yani, o da tamam, size. Yani Ayrıca ona iyi geliyor benim bu laflarım. O da size, o da size kandilin sözcüsü müzüsünüz. Diyebilir, diyebilir sorun yok. sorun Ben içinden sorun çıkamam. Şey Buna bu dili, bu dili kullanmayalım. Bu dili kullanmayalım. Herkes sonuçta kendi görüşünü söylüyor burada de özgür şimdi konuşuyoruz. Hiç hükümeti ama eleştirecek bir laf etse gerçekten vazgeçeceğim bu lafı. Ama ya. gerçekten bak senin de demiyor ya. Dikler bu kadar diklere yandaşı davranılmaz. Kim var ya? Ben, Birisini serbest bırakmak. Ben sizi tahliye et. Ben sizi bilir. bu kadar iktidar yandaşı bilmiyordum abi Ya gözünüzü ama mi? Şimdi, ama bu konuda e, değil. Yani de bir bu ya. saniye. Bu kişisel bir daha bir daha söylüyorum. Ee, bu dili kullanmazsak şey daha doğru, verimli bir tartışma bir şey yaparız. Daha muhalif olalım. Daha bu dili, edelim yani şimdi yani? Şimdi tekrar bir araya gidiyoruz. Bu son ara e, dönüşte toparlayacağız. Ve şu kale kol e, meselesini açıklığa kavuşturalım istiyorum. Ümit Bey de olacak söz. Tekrar birlikte olalım. Baştan sona devam ediyor. Son bölümdeyiz. Şimdi toparlayacağız biraz daha. Söz Ümit Bey'de kalmıştı. Bende kalmamıştı yani. Ben artık devreden çıkmıştım. yani. Tekrar sizi devreye alacağımızı söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Reklam arasına gitmeden önce. Şimdi Tahir Bey ısrarla bu kale kol vurgusu yaptı. Yani bir takım asayiş olaylarında artış var. Tırmanış var. İşte adam kaçırmalar var, şantiye basmalar var, araç yakmalar var e, vesaire. Bunlar devam ediyor, halen de devam ediyor. E, bunların hepsini izah ediyor mu bu? E, yani işte karakollar yapılıyor ve ondan dolayı e, bu hadise oluyor. Sadece o güvensizliği oluşturuyor dedim. Yani karakol yapıp güvensizliği besleyen güvensizliği bir unsur. oluşturuyor. Onu Onun için ben de. yoksa diğerlerine bir şey diyemem. Açıklıyor mu bu? Yani, yani bir güvensizlik nedeni, bir faktör olarak... 1965'i 66'yı hatırlıyorum ben. 5 yıllık planlar vardı o zaman. İşte doğuya yatırımlar vardı. Hakkari'de büyük bir cezaevi de var bu yatırımların içerisinde. Bu da o yatırım fonlarının içinde gözüken bir rakamdı. Türkiye İç Partililer kalktılar, rezil ettiler o günün hükümetini. Bu mudur yatırım dediler filan. Böyle bir tepki vardır bölgede. Yani bizim bölgemize bunlar bütçeden sağlanan fonlarla, paralarla geliyor ve bizim bölgemizde Yapılacak karakol. başka şey yok mu karakol, hapishane gibi güvenlik kurumlarını öne çıkaran boyutta inşaatlar yapıyorsunuz ya da işte yapılar. Neyse ee, o bir güvensizlik nedeni olabilir ama egemen bir devlet kendi toprakları içerisinde kendi personelini daha rahat çalışma koşullarında, daha güvenli çalışma koşullarında nasıl yer altında istiyorsak yer üstünde de bunu yapmaya hakkı vardır, muktedirdir, yapar benim Yemenlik ilan ettiğim bir toprakta ben devlet binası. E peki havalanının şantiyesinin. E tabii onlar var? başka şeyler. Hani başka yani hani karakol yapıyorsun da. Evet ama tabi onu. Nedir peki bu? Ne oluyor şimdi, ya? Kandil ne yapmak istiyorsun? Neyse istiyor, ne şimdi yaparsın? ben yani beni buraya ben bir derdimi bir biçimde de hani arkadaşlar birbirleriyle bir laf meselesi bir özür dileme oldu. Yani beni buraya çağırdınız ben teşekkür ederim. Ben burada düşüncelerimi de söylemek için geldim. Yani e, son günlerin Türkiye'sinde yaşanan bir takım çok önemli bazı gelişmeler var. Bunlarla ilgili görüşlerimi, düşüncelerimi, yorumlarımı açıklamak istedim ama öyle bir yere geldik ki bu bizim düşüncelerimizi açıklamaktan çok söz kesme, bir tür baskın gelme atmosferine dönüştü ve ben böylesi tartışma ortamlarından uzak durmaya çalışıyorum. Yani bu tip bir e, Baskın gelme yarışına girmem çünkü beni izleyen insanlara benim ne düşündüğümü söylemek isterim. Ben burada bir tartışma, bu tip tartışmaya girmek istemiyordum. Onun için de oturdum masum bir şekilde sustum, girmek istemiyordum. Şimdi ben bir bu, bu şeye gelirim ama bu akil insanlar meselesine ben ilk günden hiçbir zaman takılıp kalmadım. Akil insanlar yaşanan sürecin toplum nezdinde meşrulaştırılması... Toplumun zihninde, pek çok insanın zihninde oluşan bir takım ön yargıların, ideolojik kalıpların kırılması, normalleşmesi için kurulmuş ve süresi belirli bir kurumdu ve süresi bitti. Yoksa oradan, orada benim çok değerli arkadaşlarım var. Yani çok uzun zamanda bu yana yakın olduğum insanlar var. Yani ben de oradaymışım gibi düşündüm, hareket ettim hep. Ama buradan çıkacak raporlar şüphesiz çok değerli çalışmalardır. Çok değerli dokümanlardır. ama bunların gerçekleşmesi gibi bir beklentim olmadı. Çünkü bu raporlar o gün Başbakan tarafından çağrılan 63 kişi işte 7 tane heyet oluşturduğu raporlar hazırladı ama bir yıl rapor var. Kürt meselesi konusunda Türkiye'de konuşulmamış hiçbir şey yoktu zaten. Yani daha önce Hatta Sabancı'nın hayatına mal olan raporlar var. Top raporu var, TÜSİAD raporu var. TESEV'in 2011'de işte Cengiz Çandar raporu falan. Bütün bunlar bizim çoğu platformda, çoğu masada, çoğu ortamda kullandığımız taleplerimiz var. Ne bekliyor? Yani bu, bu raporlarda bütün bunlardan öte yeni bir şey yok. Derli toplu başbakanın resmen istediği ve adresine ulaşmış raporlar. Ben oradan bu oldu da olmadı da diye bir beklenti içerisinde değilim. Olsa iyi olur. Ne oldu? İşte o raporlardan sonra acaba e, hükümet ya da işte Adalet Kalkınma Partisi onu dikkate alarak mı andımızı kaldırdı? Ya da ne bileyim işte bir takım değişik uygulamalara girdi. İşte yer adlarıyla ilgili. En azından bugün beni tatmin etmese bile. Yani ben hep şunu söylerim. Yani bir yerin tarihinden gelen tarihsel bir patrimon, mirası olarak konulmuş ismini nasıl Ankara'da bir takım bürokratlar oturup kendilerine o hakkı verip değiştiriyorlarsa aynen Ankara'daki bürokratlar oturur. Norsin adını Norsin koyar, Tillo'nun adını Tillo koyar, Dersim'in adını Dersim koyar. Benim bir sürü sayacağım, saymakla bitiremeyeceğim kadar köy ismi var koyar. Ve bunu halkın iradesine, talebine bağlamamak lazım. Resen konulması gerekir. Ama Yine de eski katılığından daha uzak, hani daha yumuşatıcı bir noktaya gelindi. Bütün bunlar bu raporlardan ötürü müdür? Bundan önce de raporlarda hep vardı bunlar, yani yer adlarının değişmesi, işte anadilde eğitim hakkı yok, muyum, işte savunma hakkı, kamu alanında kullanım hakkı ve benzeri pek çok. Ee, anayasadaki kimlik vatandaşlık tanımı vesaire. Yani daha önce hiç akt edilmemiş ve bir şey var mıydı bu raporlarda? Çünkü biz daha önce evet. bakın biz şunu hep söyledik, yıllarca söyledik. Benim yaşımda benden önceki kuşaktan insanlar biz hep dedi ki Kürt meselesini önce bir tartışalım tartışmak lazım. Çünkü biz bu meseleyi tartışmadan önümüzü göremiyoruz. Ama devlet Kürt meselesi diye bir mesele yoktur. Bölücülük vardır, ayrılıkçılık vardır, ırkçılık vardır, bilmem ne vardır. Yabancı düşmanların, yabancı kuvvetlerin, devletlerin oyunu vardır vesaire gibi yok saydığı bir meseleyi tartıştırmadı ya da tartışmaya girenlerin halinin ne olduğunu, hepimizin başına neler geldiğini dünya alem biliyor. E şimdi bunları tartışıyoruz. Aslında biz şu anda Kürt meselesinin belli baş çözüm önerilerini işte talep, Kürtlerin taleplerini söylüyoruz ama yani ortaya çıkmış bir çözüm programı yok. Birilerinin zihninde var. Fakat benim bir yurttaş olarak devletten temel haklarımı, özgürlüklerimi pazarlık konusu yapmadan, benim raporumu beklemeden uygulamak, gerçekleştirmek gibi bir yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum. Bu benim temel hak ve özgürlüğümdür. Yani bunu ben kimseyle bana 3 saat eğitim ver, 5 saat 3 saat 6 saat arasında bir tartışma yapalım gibi bir... Pazarlık konusu değil mi Olamaz bu, asla olamaz. Değil. Ama e, bu karakolların büyütülerek daha büyük bir garnizon haline dönüştürülmesi dikkat çekicidir tabii. E çünkü niye başka yerde değil burada? Evet burada bir asayiş güvenlik sorunu var. Ama bu asayiş güvenlik sorunu var da bu asayiş güvenlik sorunun arka planında ne var? Arka planda... Koca bir toplumun inkarı, asimilasyonu, baskı altında durması vardı. Şimdi onu yumuşatıyorsan tabii ki Güzel. daha farklı yaklaşımlarla o insanları daha yumuşatıcı etkiler. Ama bunu sen niçin burada karakol yapıyorsun diye bu süreci baştan sona yok saymak gibi düşünmemek lazım. Neticede şu anda süreçten bahsediyoruz ve bu süreç şu anda yaşanan bir süreç. Ve bunun da merciği bellidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin <laughs> devletini kim yönetiyorsa benim PKK'dan çok fazla talebim de yok. PKK kendi üyeleri, yöneticileri tarafından şey. Ama ben bir yurttaşım ve benim yurttaş olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve hükümetinden taleplerim vardır. Peki. Ya onun evet. için ben her zaman da bu taleplerimi ifade ederim. Süreç süreç sonlanma tehlikesiyle karşı karşıya mı şu an öyle söylüyor? Hayır, bir yani daha siz... dönüşü yoktur bunun. Bakın. Kandil dönebilir mi bu işten daha açık? Soru. Orada dönme eğilimi taşıyan insanlar var. Aşağıda insanlar var. Yani işte o, Türkiye'de var bir takım bireysel davrananlar, ani refleksleriyle davrananlar. Ama bu örneği ben daha önceden de verdim. 1993-24 Mayıs'ı günü Abdullah Öcalan'ın bilmediği bir hadise gerçekleşti. Bingöl Karayolu'nda 33 tane asker öldürüldü. Kim öldürdü? PKK'lılar öldürdü. Abdullah Öcalan'ın onayıyla mı? Hayır. Ama süreç gitti. Süreç gitti. Şimdi şu anda devlet görülen o ki geçmiş reflekslerini istese de yani kullanmak istese de bazı engellerle karşı karşıyadır ve mesela son yaşanan süreçler bundan önce de zaman zaman bir takım arbedelerde askeri operasyonlara girilmiyor. Bu çok önemli bir gelişmedir. Bunların geçmişte ki alışkanlıklar sürseydi şu, şu anda yine ortalık kan revan içinde olabilirdi. Bunlar olmadığına göre demek ki buradan hükümet tarafından da en azından işte operasyon yetkisi valilere verildi. Yoksa ben de şuradan buradan duyuyorum askerler çok istiyor operasyon yapmak. Valiler bırakmıyor. Çünkü yetki valide. Devlet ile hareket ediyor bu olayda. Ha, devlet, devlet içerisinde yani? ama yani devlet tümüyle bir taraftır ve bu meseleyi çözmekten yanadır. Asla öyle bir durum yok şu anda. Çünkü şu anda mecliste partiler var. Yani Adalet Kalkınma Partisi ve Başbakan çok ciddi tehditler altında kaldı. Akil insanları kurduğu için demediklerini, yapmadıklarını bırakmadılar. Muhalefet partileri dedi. İki tane büyük milliyetçi parti var Türkiye'de. Ve bunlar ayrıca 1930'ların 40'ların ruhuyla hareket ediyorlar. MHP ile CHP'yi Evet. Ee... yani onun için böyle Size tekrar yani döneceğim. Bu akil insanlara bile tahammül göstermeyen partiler var. Neler dediler? Yani yüze divana gideceksiniz dediler. Böyle şey mi olur dediler falan dediler. yani Neler demediler ki? Peki tekrar döneceğim size Tahir Bey. Sürecin sabotaja uğrama sabote edilme riski var mı şu an? Yani bir bir tür tribülansa girdiği gireceğine dair işaretler var açıkçası. Ee, özellikle e, bu Lice'de e, yani bir süredir ve başka bazı bölgelerde karakollara e, yönelik yapılan protestolar ve bunlara yönelik işte bugün Lice'de güvenlik görevlilerinin yaptığı müdahale e, bütün bunlar e, açıkçası bizi kaygılandırıyor. Bir, bir süre önce bunu ifade de ettik. Kaygılanıyoruz bu sürecin gidişatından. Ama ben tabii öyle düşünmek istemiyorum. Bu sürecin tümüyle e, sabote olabileceğini düşünmek istemiyorum ve toplumun Türkiye toplumunun tamamının yani hem Kürtlerin hem Türklerin toplumun bunu istemediğini ve tarafların da bu toplumsal irade ve istenci görerek daha sorumlu davranacağını bekliyorum, umuyorum. Şimdi şunu istersen söz almışken şunu ifade edeyim. Tabii tabii de devam edin Bir soru daha Buyurun. soracağım yani. Tabii. Bu Parın mesela işte temsilcisi kaçırılıyor. Evet. Yani bu, bunu nereye koyacağız, nereye oturtacağız? bu yani işte, tabii bu bu gerçekten hani e, Keçeken'in böyle e, e, merkezi bir kararı mıdır? E, e, emir komuta içerisinde alınmış bir karar mıdır? Emin değilim, bilmiyorum. Yerel lokal grupların bir inisiyatifi, bir davranışı da olabilir. Ama bu da doğru değil. Bunun doğru olmadığını bir an önce bu o, kaçırılan o, alıkonulan kişinin serbest bırakılmasını bugün biz bir bildiriyle talep ettik. Çünkü baro olarak mı Baro ve Diyarbakır'daki neredeyse belli başlı bütün kurmuştum. meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri geçmişin çok acı tecrübeleri var. Geçmişte işte bildiğiniz gibi Hizbullah PKK e çatışması olarak bilinen çok acı deneyimler yaşanmıştır. Bir kez daha toplum bunu yaşamak istemiyor. Şiddetin böyle topluma, toplumun farklı kesimlere siyahet etmesi çok tehlikeli bir durumdur. Dolayısıyla bunun olmaması gerektiğini biz düşünüyoruz. Şunu ben ekleyeyim. Şimdi tabii şüphesiz ki o bakış açısını biz ortaya koymazsak Türkiye toplumu tam olarak meseleyi anlamaz. Yani Kürtler ve Kürt siyasal hareketi, Türkiye'deki Kürt sorununu, normal herhangi bir ülkedeki genel bir demokratikleşme sorunu gibi görmüyor. Diyor ki ben Orta Doğu'da bir milletim. İşte benim bir parçam Suriye'de, Irak'ta, İran'da e, ve ben burada işte askeri bir örgütüm aynı zamanda siyasi bir örgütüm ama aynı zamanda askeri bir örgütüm ve ben bu noktaya askeri e, çabalarımla başarımla geldim. Bunu düşünüyor. E, böyle düşünüyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, e, yani örneğin Avni Bey'in ifade ettiği tamam anayasa çalışması başarısızlıkla sonuçlandı ama e, şüphesiz ki bu salt AK e, gücü sayısıyla bir anayasa yapılamazdı ama sonuç itibariyle Kürt e, siyasal hareketi işte anayasa olmadı diyor e şimdi yani ben benim temel hak ve özgürlüklerim ve anayasal bir güvenceye kavuşmadı diyor PKK'ya e, yani ben oradaki bakış ifade etmeye resmi, çalışıyorum PKK'ya resmi bir askeri statü Derilebilir mi yani siz hayır, bunu ben, mümkün mü? Bu, bu, ben, ben mümkün olabilir mi? Ben yani ben öyle bir tartışmaya girmedim yani silahlı, şu anda. Silahlı, e, yani. Yani silahlı. Yani ben silahlı, şu anda. Ha tamam ona vurgu yapınca siz bu sefer pekilerle. Peki, peki. Peki. Ama, hayır, ama hayır, silahlı unsurları var ama yani peki ama ama, ama diyor ki ben 40 yıldır bir silahlı mücadele yürütüyorum ve ben bu mücadeleyle bu 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 noktaya geldim. Dolayısıyla dolayısıyla ben somut bir biçimde bir takım temel alanlarda somut bir takım gelişmeler görmeden. Somut bir şekilde görmeden örneğin henüz Kürt toplumunun temel hakları anayasal güvenceye kavuşmuş değil. Örneğin kamusal alanda Kürtçe ya henüz özgürlük söz konusu değil. Yani özel okullarda tamam bir düzenleme var ama bu düzenleme çok gerçekten e, kadük olabilecek nitelikte. Yani bir uzunlamaz. sonrakinin önünü evet, açar yani. Şüphesiz e, Ümit Bey bu adımlar daha ileri adımların, adımlara zemin oluşturuyor. Peki, ben onu görüyorum. Bu ben onları sizleştirmiyorum. Bu taleplerin davası silahla mı alınacak? E, olmalı. Yani bu aranacak hak varsa silahla mı aranmalı? Yoksa siyasi kanallar açık Yok. değil mi Olur, yani Ben, siyaset, ben asla silahla aranmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani siyaset kanalları açık değil mi? Yani, yani hani, siyasi kanalların gibi... belli ölçüde açık olduğunu şüphesiz ki evet. görüyorum. Ee, yani ben ben şiddetin sona ermesini elbette ki istiyorum. Onu bekliyorum ama şunun için soruyorum Hayır evet. Bey. Şimdi bir takım e, diyelim ki hak hürriyetler açısından Türkiye'nin sorunları var. Demokrasimizin evet. sorunları var, evet. eksiklikleri var. Şimdi bunları nazarı dikkate verip bir taraftan da yani silahlı bir mücadeleyi meşrulaştırmak gibi bir Meşrulaştırma hataya değil. düşmememiz Ama gerekmez ben, mi? Ben onu meşru... ben şunu düşünüyorum, ben şunu söylüyorum, şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye toplumu şunu görsün. Yani bu hareket diyor ki benim halen 10 bin'e yakın elinde silah militanım var, devasa bir örgütsel yapım var ve ben bunu nasıl bırakıp geleceğim? Peki ben hani temel bir takım güvenceler görmeden ve silahı bırakıp siyasete dönüş için bir yasal altyapı <laughs> hukusal bir zemin oluşmadan nasıl geleceğim? Yani, yani şimdi, bunu görmeden neden silahımı tasfiye edeyim yani, şimdi, yani bunu haklı olarak onu bu düşünüyor çok, yani kendi cephesinden. Çok haklı talepleri var mesela Kürt vatandaşlarımızın çok haklı talepleri var. Diyorlar ki ya bu hakkımız bizim niye verilmiyor filan hakkımız işte ana dilde eğitim hakkımız niye verilmiyor filan e, hakkımızdan hala niye mahrumuz? Bu bu hakları meşru zeminlerde, meşru siyasi zeminlerde arama imkanı yok mu Türkiye'de? Yani şüphesiz imkanlar var ama... O zaman Bunlar bu, adam kaçırmanın, daha yani adam kaldırmanın, şimdi, yol kesmenin gerekçesi değil şimdi, herhalde. Tabii bu bir siyasal harekettir. Bu Orta Doğu'da işte 30 yıldır bir mücadele yürütüyor. Kendine göre bu e, yürüttüğü mücadeleyi, e, somut sonuçlarını görmeden hemen bir yana bırakmayı stratejik hedefleri açısından doğru Peki. bulmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya yani yani yana şu, yana bir de, bir de şu var, bir de şu var. Gerçekten de yani Kürt toplumunun bir kesimi ve bu siyasal hareket de yani silahı tümüyle bir yana bırakarak bundan sonraki aşamada e, temel temel takım meselelerin çözülemeyeceğini e, düşünüyor. Böyle bir gerçek de var. Yani silahın silahın asgari bir e, güvence oluşturduğuna dair Hala toplumun bir kesiminde ve bu siyasal harekette bir var. Toplumun bir kesiminde mi, Kandil'in bir kesiminde mi? Yani de var Kandil'de de var, toplumun bir kesiminde de hala var. Toplumun da bir takım güvenlik sorunları var, bir takım Hayırlı, güven sorunları var. Mesela, toplumun bir kesiminde değil, buralarda da bir takım beyaz insanların da böyle bir... Onu bilemiyorum, onu bilemiyorum Ümit şimdi, Bey ama şöyle ama, mesela... yani Mesela Kandil'e aman ha yanlış yapmayın, e, silahı bırakmayın falan diye açıkça bu, bu, yani buralardan onlar, da onlar yanlış çağrılar şey. yapıldı, yani, yazılar onu, onu, yazıldı. Onu bilemiyorum yani. tabii, o konuda bir şey diyemem hükümetle mesela AK Parti muhalifi olup AK Parti ile mücadelesini e, Kandil üzerinden e, PKK üzerinden ve silah üzerinden sürdürmek niyetinde olan onların arkasından sürdürmek niyetinde olanların varlığı sır değil herhalde yani öyle ama mi? işte Şu... ama beri yandan beri yandan e, e, diyelim ki burada da birilerinin de birbirleriyle kavgası var onu da hükümet üzerinden sürdürmeye çalışıyorlar yani biraz da tersine... Nasıl daha açık söyleyeyim? Ya örneğin diyelim ki kastedilen beyaz insanların kim olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Ama öyle bir şey daha silah olsun, silahlı savaş olsun, dövüşün niye bırak öyle bir şey demedi bu insanlar. Güvenlikleri ifade ettiler ama gerek yok ki birileri işte ama bunu istiyor demeye yani. Şöyle yazılar. Yani ay şöyle yani gerek yazılar. ki buna. Şöyle yazılar yazıldı. Onlara yani onlarla bir problemimiz varsa başka türlü çözer onu. Yani. Tabii şöyle yazılar yazıldı. Ee, bu akil adam sürecinde hem de akil adamlar süreci başlarken yani ve çözüm süreci başlarken PKK'nın elindeki tek pazarlık e, aracı silahtır. İstediklerini istediklerini almadan silaha bırakmamalı falan onu, diye. Yani, silahtır kavramını kullanabilir ama isteğini almadan bırakmazsa kavramını kullanamaz. Tamam. Ben, ben. Ben söz bana mı veriyorsunuz. Hayır ben, ben. Şunu Hayır. ben bir cümleyle tamamlasam. Bir cümle tamam. yok? Tamam nasıl ben alayım. Ben bir cümleyle, cümleyle gerçekten soralım, biz her zaman söyledik. Bu çok önemli bir mesele. Bu çok tarihi bir mesele. Bu çok ağır maddi manevi sonuçları olmuş bir mesele. Dolayısıyla dolayısıyla Öcalan'ın o e, stratejik beyanı var iken da böyle bir fırsat var iken böyle Türkiye bu şansı yakalamış iken hızlı hareket etmeli. Hızlı hareket etmeli ve özellikle madem diyorsunuz silahlar devreden çıksın e, demokratik yöntemlerle bu sorun çözülsün biraz önce Akif de vurguladığınız nokta o zaman hızla karşı tarafa güven verecek onlara güvence oluşturacak onların gerçekten gelip siyaset yapacaklarını düşünecekleri inanacakları bir ortam bir hukusal ortam hazırlayın. Mesela KCK yargılamaları ya hala hala Yasal parti olan BDP'de bir takım toplantılara katıldığı ve orada bir takım konuşmalar yaptığı için bir iki kez sıradan insanlar, bakarlar, esnaflar, memurlar, belediye işçileri hala 5 yıldır, 4 dört yıldır, 4,5 dört yıldır KCK silahlı örgüt üyeliğinden tutukludurlar. Şimdi daha da insan şunu düşünüyor. Peki yani işte ilçedeki... E, mahalle bakalı bile bir kez siyasi partiye gitmiş, bir iki kez gitmiş, orada bir toplantıya katılmış, bir takım sözler sarf etmiş. Benimle paralel bir takım söylemlerde bulunmuş diye silahlı örgüt üyeliğinden 4,5 yıldır tutukluysa ben hangi güvenceyle gidip orada siyaset yapayım diye düşünüyorum. Buna dikkat çekmek istiyorum. Derim. Onun için e, onun için hükümetin hızlar etmesi gerekiyordu. Peki. Evet. Ee, şimdi Celalettin Bey size de e, şunu sor, sorayım. Ee, yani Öcalan da silahları devre dışına çıkarma çağrısını yaparken ne ee, halen söylüyorum? Silahları bırakmaktan söz ediyordu. Ee, silahların artık e, bir yöntem olarak e, miadının dolduğunu söylüyordu. Yoksa mücadeleyi bırakmaktan bahsetmiyordu. Yani eğer bir takım hak haküyet e, talepleri için mücadele verilecekse bunun silahsız verilmesinden söz ediliyor burada. Ee, neden? bir taraftan da bu silah ısrarı devam ediyor. Yani silahsız mücadele imkanı hala sizce yok mu Türkiye'de? Beni e, bir kesmeden bir, birkaç dakika ifade edersen. Şimdi Öcalan stratejik olarak silahların misyonunu tamamladığını söyledi. Bunu dedi. Ama bir şeyin yani biraz daha şey iç bu yani bizim cenahta bu nasıl konulur onu biraz anlatayım ben. Bir şeyin stratejik olarak bizadın yadını doldurması başka bir şey ama taktik olarak güncel olarak hala kendini var etmesi başka bir şey. Güncel olarak da onun hayata geçebilmesi için ona uygun bir ortamın yaratılması gerekir. Ona uygun ortam nedir? Silaha neden olan, insanların daha çıkmasına neden olan, silah kullanılması neden olan problemlerin çözülmesidir. Problemlerin çözülmesi de paralel olarak parça parça bırakılacaktı ve nihayet orta son verilecekti buna. Ama maalesef ki yaşadığımız bu bir yıllık süreç içerisinde problemler çözülmedi, kaldı. Zaten tarihten gelen karşılıklı güvensizlikler vardı. Problemler de çözülmeyince güvensizlikler daha da arttı ve kaldı bu. Şimdi bir daha olur mu olmaz mı noktasına gelince ben silahlı mücadele dönemine kolay kolay geçileceğini sanmıyorum. Yani sanmıyorum. Öyle bir eğilim de yok ondan sonra. Öyle bir eğilim de yok. Ama buna da fazla güvenmemek gerekir. Bunu söylüyorum. Neye güvenmek gerekir? Ülkemizdeki demokrasiyi geliştirmeye güvenmek gerekir. Barış ortamını geliştirmek gerekir. Savaşa neden olan problemleri çözmeye güvenmek gerekir. Bunu yapmak gerekir ve acilen de hakikaten bunu bütün samimiyetimle ve bütün içtenliğimle söylüyorum. Acilen de ne yapıp yapıp bu süreci biraz yasallaştırmak gerekir. Yani bu çok bir şey, bu çok şey yumuşatılacaktır. Veya en kısa süre içerisinde veya bir süre içerisinde şu Avrupa özel e, e, özellik şartı var. Onun üzerine şehir kaldırmak gerekir. Onunla ilgili bir çalışmayı başlatmak gerekir. Bunu bir an evvel yapmak gerekir. Bu karakollar olayında ısrar etmemek gerekir. İşte keşifler yapılıyor hala Kandil'in ve bölgedeki insanlar üzerine. Ya bunları biraz ortadan kaldırmak gerekir. Ne bileyim hasta tutsaklar zor bir şey değil. Bunları parça parça bırakmak gerekir. Bunlar hemen yapılabilir. Bunları bir an evvel yapmak gerekir bu konularda dahi adım atılmayınca, peki ne olacaktır bu konularda adım atılmayınca? Bu sefer e, bu güçler, bunlar şeyi güç değil, silahlı bir güç değil sadece. Bana göre Kürt hareketi silahlı güç olmaktan çok politik bir güç aslında yani. Yani bunu görelim bunu. Daha çok politik bir güçtür. Ve çok Rojova'da büyük bir etkisi var. Güneyde etkisi gelişiyor. İran Kürdistan'da gelişiyor. Türkiye'de var. Dünyanın her tarafında örgütlü bir güç. Politik bir güçtür daha çok ondan sonra. Bu politik güce ve politik problemlere politik yaklaşmak gerekir. Bunu bir an evvel çözmek gerekir ve bu bizim ülkemizde güçlendirir. Gerçekten güçlendirir. Kimsenin de başbakana, AK Parti'ye bir ön yargısı yok aslında. Problemler çözülmediği için itiraz ediyoruz yüksek sesle. İtiraz etmeliyiz ki çözülsün. İtiraz etmeliyiz ki çözülsün. Çünkü biz kime itiraz edeceğiz? İktidara itiraz edeceğiz. İktidara muhalefet edeceğiz. Ve bugüne kadar bu yapılmadı. Gerçekten yapılmadı. Bir şey daha ben buradan söyleyeceğim. Mesela biz ilk, Avni Bey bunu hatırlar. başbakanla ilk yaptığımız toplantıda Sayın Başbakan 14 olaydan bahsetti. Mesela ben bazı şeyler söylemiştim. E şunlar 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 niye olmuyor geri çekilme falan. E onlar geri çekildiği oranda şunlar oluyor. Siz niye demokrasiyi yapmıyorsunuz? 14 tane peki olayından bahsetti. Ama akıl insanlardan hiç kimsenin ne basında ne kamuoyunda bunu getirmediler gündeme tartışmadılar bile. Ya bir sene önce bizim görüştüğümüz örgütle yani devletin görüştüğü örgütle bugünkü örgüt aynı örgüt. Bugün bazı olaylar oldu diye bunu niye tartışıyoruz örgüt mü değişti? Biz bu örgütü yeniden mi tanıyoruz? Acaba başbakanın tavrı değişti diye mi bizim tavrımız değişiyor. Ben bu konuda ciddi kaygılarım var. Aydın insan tarihe tanıklık eder, gerçeği olduğu gibi kor ve daha çok da iktidara yüklenir. İktar eleştirir çünkü güç onun elinde, problem onun elinde, onun elindeki gücün dağılması gerekir ve yani o... yol kesen, yol kesen araç yakan daha adam kadınlar asla, eleştirilmeyecek. Asla, asla eleştireceğiz. Evet. ama şimdi el, el, Hayır, onu, Bir hayır. saniye, siz devam edeceksiniz. Tamam. Ama birbirimize bence yani buradaki tartışma ortamını rahatlatmak için söylüyorum. Tabii, tabii, bunu. tabii. Bence yani birbirimize tartışmacılar olarak böyle yükümlülükler yüklemeyelim, böyle tahtitler koymayalım. Yani Yok. O, o zaman da, o zaman da başkası da der ki yani işte o zaman planı da eleştirmek tabii, aydın, tabii, tabii. aydın olmanın gereği. Tabii Ben, o, ben vesaire. tabii ki o olaylar olmamalı. Yani, Eleştiriyorum. Siz kendi... Yanlıştır. Bunları bir an evvel açmak lazım. Ben bunları açmanın koşullarını anlatıyorum. Silahlı hareketleri, silahlı eylemleri, yapılanları, edilenleri asla şey etmiyorum ben. O genç çocuklar. Asla orada olmasa tasvip Yani aydın etmiyor. olmak aynı zamanda A da onlara da aynen, karşı gelmektir aynen, değil aynen, mi? Katılıyorum, Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum ben size. Aynen katılıyorum. Hatta BDF'nin o iki hafta açıklama çok yanlış bir açıklama. Yapmamalı. Ailelere bile suçlamaya hakkı yok. Onlar bizim ailelerimizdir. Bu başka bir şey. Ama ben söylüyorum ki güç kimin elinde bugün? İktidar kimin elinde? Kime vermeye yetkisi var? Biz bunu zorlamak zorundayız. Bunu zorlarken o hata yapıyorsa, zafa uğratıyorsa, sürecez akamete uğratma politikaları izliyorsa onu da en bir şekilde eleştirmeliyiz. Kendine gel demeliyiz onlara da. Böyle. Avni Bey. Şimdi belki de sonuna geldiğimizde daha anladım. makul bir çizgiye geliyoruz. Elbette Türkiye'nin 100 deyince bunun içinde 86 da var mı diye sorulur mu? işte demokrasi diyoruz. İçinde elbette demokrasinin bütün eksikleri, Kürt kesiminin bütün talepleriyle birlikte her şeyin çözümüne ilişkin bir süreç var. Fakat şunu e, herhalde göz ardı etmeyiz, Edememeyiz. edemeyiz. Kandil'e veyahut da örgüte baktığımız vakit bugün e, hepimiz şunun veyahut bu meseleleri takip eden insanlar farkındalar ki e, Abdullah Öcalan'ın iradesi olmasa bu mesele bugün geldiği çizginin çok gerisinde olurdu. Çok gerisinde olur. Her ne kadar e, Nevruz bildirisine Öcalan'ın kandilden gelen cevabın son cümlesi iraden irademizdir diye ifade edilmiş ise de dikkat ederseniz sürece devamlı e, diri olduğunu hala var ben varım burada e, eylem yapabilirim adam kaçırırım getiririm onu alırım, bunu koyarım, yani vururum, kırarım filan filan. Yani örgüt çünkü 30 senedir, 40 senedir var varım diyor. Eli silahlı bir örgüt. Şimdi birden bire bu, bu, insanlar daha da yaşama alışmışlar. Yani bildiğimiz klasik efendim hani Erbil'de bunların evleri var. Arada bir de dağa çıkıyor filan da değiller yani. Bu örgütün yönetici kademesi de dağda yaşıyor. O açıdan baktığımızda. Şimdi bu 40 yıl dağda kalmış insanlar açısından baktığınızda in aşağı demek o kadar kolay bir iş değil. Bunun koşulları var elbette buna katılırım. Ama bu bugünden yarına bir anda sağlanabilecek şeyler değil. Bir de bu örgütün lider kadrosu önce alt kademeyi çözmek zorunda. Onun problemlerini çözmek zorunda. Şimdi bir örgüt var. 10 bin tane elinde silahlı insan var. E bunları diri tutmak istiyor. Yani düşün barış süreci bir buçuk senedir yani tavla mı oynayacak bu diyor. Gidin işte şurayı basın, orayı alın, bunu koldurun, bunu indirin, bunu kaldırın. Herhalde bunu böyle düşünüyorlar. Ama bu Türkiye'deki barış sürecinde bir sıkıntıyı gündeme getiriyor. O da nedir? Ben mesela şimdi soruyorum. Bu büyük ana kentten <laughs> yani büyük şehir kanunu yapılan evet, plan düzenleme. Büyükşehir belediyesi büyük belediyesi yasası. kanunu. Yeteri kadar irdelendi mi? Tartışıldı mı? Kürt kesiminde. Değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bir fırsat sunuyor Yani Avrupa öz özellik şartını kaldıralım. Şehri kaldıralım. Şey, şey şehri kaldıralım. Şerri kaldıralım diye söylüyoruz. Bu önem önemsemiyor değilim bunu. Önemserim ama ya şu anda büyük şehir yasası veya düzenleme Türkiye'de esasında taleplerin pek çoğuna cevap veren bir düzenleme. Pek çoğuna cevap veren. Hiçbir tek bir tek ben BDP'den bir tek bu konuda bir sempozyum. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bu ne manaya geliyor? Ya yerel parlamentolar bunlar. Öyle değil mi? Yerel parlamentolar var şu anda. Olması gerekiyor. Daha bunlar kendilerinin ne olduğunun farkında değiller. Bu büyük şehirler. Üç ne tane, hale geldiğini. Üç tane de onun elinde. Evet. bütün Birçok güç elinde. Bunların hiçbirisi tartışılmadan ama orada bir tane bir yerel yönetim e, özellik bizim bir çekince var onu kaldırın. Ya bunu tamam o, o bir taraftan takip edilsin ama öbür taraftan <laughs> yerelde birçok meselenin çözümüne imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmış üstünde tek bir e, konferans bile yapılmadı. Tek bir konferans bile. Ben ısrarla yeni eee zaten yeni bir yasa ee, Evi yasa ama yani, yani şu anda seçim se sürecine girdi Türkiye yok, ve yaptık daha yeni yeni seçimlerden çıktı Türkiye. Yaptıkları yani, sonra, yani, yani, yani ben bilemiyoruz tabii ben, hani BDP, benim BDP, benim söylemek BDP söylemek o konuda şöyle. gerçekten hiçbir şey yapmadı mı ben, ben, yani ben, cevap ben, hakkı doğuruyor onların aslında. Ben söylemek istediğim yani şu. Bilemiyoruz tabii A, çok bir şükür, Önümüzdeki dönem, önümüzdeki dönem Türkiye'nin tabiatıyla ben bu inanıyorum ki bu süreç Başarıyla devam edecek, İnşallah yani ana, gerek anayasal düzenleme Yana. de gerek sair düzenlemelerle devam edecek. Ee, genel seçim sonrasına da Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına da yapılacak bir takım şeyler var. Bunlar aşama aşama yapılabilecek e, diye düşünüyorum ve burada benim e, bilmiyorum sizler diğer arkadaşlar ne düşünüyor ama ben e, hem Başbakan'ın bu konuda ortaya koyduğu iradeye güveniyorum. Yani e, bu meselenin çözümüne e, kendisi kesin olarak e, kararlılığını her vesileyle ifade etti. En zor koşullarda hem de ifade etti. Ama onun yanında ben e, Kürt halkı açısından baktığımda da ben Öcalan'ın bu meseledeki kararlı tavrını hiçbir şekilde değiştirmediğini görüyorum. Hem de en sıkıntılı kendisine yönelik eleştiriler neredeyse Doğru. seslendirilirken bile. Peki, şimdi artık son dakikalara girdik. Kısaca son sözlerinizi rica ediyorum, Ümit Bey. Sizden başlayalım. Ben bu son gelişmeler tabii ki sürecin bir takım gecikmelere, bir takım hasarlara yol açacak bir gelişme olarak süreç açısından düşünüyorum. Ama Yalnız kesintiye uğramayacağını Kesintiye dönüşü olmayan bir yoldur. Türkiye kalkıp bundan sonra Kürtler yoktur. Kürtlerin bir meselesi de yoktur. Ana dil hakkı da yoktur. Öbürleri de uydurulmuş şeylerdir diyecek noktada da değil. PKK bundan tümüyle ümit kesmiş olsa bile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri bundan böyle MHP bile gelse bu mevcut sistemin gerisine düşemez artık. Bu girmiştir bir sisteme. Hızla gidebilir, kırılmalara, gecikmelere yol açabilir ama Türkiye artık bütün dünyanın ve bütün bir toplumun gözüne baka baka biz öyle bir mesele uydurduk ve bu iş kapandı bitti bir daha yoktur diyecek noktada olmayacağına göre bu işin artık <laughs> dikiş tutturamaz. Yani ne kadar tuta, dikiş tutsanız, ne kadar tut, tutturmaya çalışsanız, ne kadar kesintiye uğrasa, bir takım gecikmelere yol açsa da önü açıktır. Bazı talihsizlikler oluyor. Mesela ben 2004 2013 yılı için çok büyük beklentilerdeydim işte sürecin başlangıcı, akiller vesaire çalışmalar. Ama araya gezi girdi, aralık operasyonlar vesaire 2013 yılı Kürtler için beklentilerin ötesinde bir kayıp yıl oldu ama ben 2014 yılını zaman zaman söylüyorum 2015'ten önceki son yıldır. 2015 genel seçim yıldır. 2015 önemli bir dönüşümün yılıdır. 2015'ten önceki son yıl olduğuna göre Türkiye 2014 yılı içerisinde AK Parti'nin kongresinde 30 geçen 2012 kongresindeki manifestosunu işte demokratikleşme işte, programı evet o hedeflerin önemli ölçüde gerçekleştirilmesi kendisi taahhüt etmiş çünkü. Ben de taahhüt istemişim, talep etmişim onların bir çoğunu ama kendi kongresinin dökümanıdır, kongre metnidir. Hayata geçirmesi hedef, peki. Hedeftir. O Onların önemli ölçüde hayata geçirilmesi gerekir. Çünkü 2015 seçime giriyor ve çok fazla bir şey yapamaz. 2015 ocağına gelindiğinde Haziran'da seçim var. Çünkü. Evet. Ya ben Cerahatim. bir an evvel e, yani bu sürecin e, tıkandığı görüşündeyim. E, bunu tıkanıklığı aşma konusunda bir an evvel, bazı önlemlerin alınması ve sürecin önünün açılması gerekiyor. Türkiye'nin barışa, demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı var. Bizim halkımız bunu hak ediyor. Bunu söylüyorum. E, bir şey daha ben söylüyorum. Yarın gezinin yıl dönümüdür. 25 bin polis görevlendirildi. 10-50 toma görevlendirildi. Şişli, Beşiktaş ve Taksim'de. Yani olaylar çıkabilir, insanlar büyük acılar çekebilir. Ben Sayın Başbakan'a burada çağrı yapmak istiyorum. Yani geziyle bir barışmanın yolunu görsün, göstersin. Bu çok iyi olur. Ee, bu çok iyi olur. İnsanlar rahatlıkla kendi şeylerini kutlasınlar. Yani yıl dönümlerini kutlasınlar. Olaylar çıkmadan, gaz yemeden kutlasıp ayrılsınlar, acılar çekmeyelim. Bu toplum çok acı çekti kanaatindeyim ben. Peki. Ee, evet. Siz... Ben yani bu hafta sonu milletvekillerinin öcalanla yapacağı görüşmeden çıkacak mesajların önemli olduğunu düşünüyorum bir gerilme var bölgede tansiyon yükselmiş Bu buradan gelecek mesajın önemli olduğunu düşünüyorum ama Sayın başbakanın da verecekleri mesajların önemli olduğunu düşünüyorum ve özellikle uslup son derece önemli bir güvensizlik var bir takım kuşkular var bunu besleyecek bunu derinleştirecek uslulardan kaçınmak gerekiyor Örneğin B... Planı, C planı gibi e, ifadeler gerçekten de e, e, o kesimi, o kürsü hareketini ve toplumun bir kesimini kaygılandıran, rahatsız eden ve korkutan, endişelendiren ifadelerdir. Demek ki gerçekten düşündüğümüz gibi, kaygılandığımız gibi bir takım planlar var, bir takım başka aj e, e, ajandalar var gibi bir e, 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 kuşkuya yol açıyor. Bir de e, Zahrettin Bey'in de ifade ettiği gibi toplumun e, gerçekten de derinden hissettiği bu hasta tutuklular sorunu, son derece insani, vicdani ve aynı zamanda hukuki bir mesele. Bunu bir an önce bir düzenlemeyle, bir yasal düzenlemeyle bunu yapmak mümkündür. Evet yani bu özel yetkili arıza mahkemelerinin kaldırılmasıyla birlikte bir takım tahliyeler oldu. Ama bu, bu, bu bir dönemsel bir şey oldu. Halen, halen yüzlerce belki binlerce tutuklu kalan da var. Yani bu mağduriyet halen devam ediyor. Belki, belki, belki silahlı güçlere güven bakımından... Sayın Başbakan'ın evet Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce belki çok esaslı bir yasal düzenlemenin olanağı yok. Belki bu koşullarda bir anayasal düzenleme talep etmek elbette ki gerçekçi, gerçekçi, değil. Ama en azından geleceğe dönük bu meselenin çözümünün ana çerçevesine ilişkin bir, 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 bir çerçeve sunarsa kamuoyuna topluma daha güven verici olur ve o tarafında güveninin sağlanmasına yardımcı olur diye düşünüyorum. Peki Avni Bey son sözü. Allah ben e, tabi bu her yani güven meselesi Fevkalade önemli elbette ama e, burada da şöyle bir şey e, az önce e, Ümit arkadaşımız söyledi e, elbette mesela e, örgüt işte bir takım eylemler yapıyor şunu işte insanları alıyor eylemsizlik diye ifade etti Cahit'in. E, filan. ama Türk Silahlı Kuvvetleri de bir şey yapmıyor. Yani kışkırtacak bir şey veya bu süreci provoke edecek e, boşa düşürecek bir şey yapmıyor. Top atışları oluyor, birincisi, keşifler oluyor. Yani birincisi bu. İkincisi eee e, e, böyle <laughs> cenaletini kapat kapatacağız programı. başbakanın her sözünden yani B planıydı, C planıydı Aynen. elbette yani bir devletin bir bir olay karşısında bir takım şeyleri olabilir. Bunların hepsini bir tehlikeli kendi kendine dönük bir tehdit gibi algılamamak da lazım. Yani sorunu çözecek bir şeyler, bir takım tedbirler başbakanın içinde geçerli elbette. Yani gider alır gelir nasıl ediyorsa filan. Şimdi bir devletin elinin ayağının bağlı olabileceğini kaçırılmış çocuklar hadisesi önüne gelmiş bir başbakanın e, ne yapalım BDP'nin biz şeyine veya PKK'nın insafına tabiiz diye bir yaklaşım benimsemesi asla düşünülemez. Ama şurası bir gerçek. Yani e, bu ancak ve ancak karşılıklı itimatla, güvenle sağlanır. Fakat bu güven öyle kolay kolay da olmuyor. işte hepimiz senelerdir bu savaşın içerisinde bu çatışmaların içinde yaşadık. Bu da zamanla oluşacak bir şey. Yani bize biraz da e, 11 asırdır beraber yaşamışız. E bu eğer bu 11 asır bize bir güven duygusu vermediyse ki son 50 yılda çok zedeledik. Travmalar da var. Traumalar i̇şte da. İşte ben de onu diyor. Zedeledik. Lazım. Son bir buçuk asır biz bunu çok zedeledik. Bunun onarılmasını temenni ediyoruz. Başka yapılacak bir şey yok. Çok... Bu mesele bir de sadece bir asayiş meselesi değil. Ben yani burada Sayın Kültür Bakanımıza da rica ediyorum. Kürt <laughs> meselesi bir boyutuyla da bir kültür meselesidir. Yani bu boyutuyla da bakmak lazım. Ee, Avni Bey çok teşekkür ederim. Ümit Bey çok teşekkür ederim size de. Celalettin Bey. Evet, hayırlı Bey, sizlere de çok teşekkür, teşekkür ederim. Diyarbakır'dan geldiniz, sağ olunuz. Sağ ol. ee, yani verimli, zaman zaman hararetli bir tartışma oldu ama özellikle son e, turda sanırım e, mesele bir hayli toparlandı. Ilave e, edecek e, bir şey bana kalmadı. E, herhangi bir özetleyici cümleye de gerek yok. Baştan sona burada sona eriyor. Zor bir süreç, e, umalım e, kısa sürede tamama ersin. Hepinize iyi geceler, iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.